İyi akşamlar değerli izleyiciler. BBN Türk Televizyonu dış politika gündeminde bir kez daha sizlerle beraberiz. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Profesör Doktor Sencer İmer, Hasan Kambolat ve ben Mehmet Seyfettin Erol karşınızdayız. Değerli bir konuğumuz var. Aslında konuk demenin ötesinde aslında bu programın da bir parçası değil mi sevgili evet. Hasan? Profesör Doktor Cem Karadeli. Cem'e dedik sen fazla böyle uzak kalma, yerin soğumasın, seni bu hafta alalım dedik, sağ olsun bizi kırmadı. Cem Hocam siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Evet. Her zaman büyük bir zevk sizlerle. Sağ olun, teşekkür ediyoruz. Gündemin adını hepimiz biliyoruz. Afganistan, yani ne oldu ne bitti bir tarafa, nasıl oldu bir anda oldu onu da geçiyoruz. Çok trajik bir takım görüntüler de var. İnsan aklı almıyor. Kendine sorduğunda da bu soruya açıkçası cevap veremiyor. Ne demek istediğimi herhalde anlaşıldı. Evet. Uçağın tekerlerine değil mi asılan o Afganlar. Çaresizlik mi, korku mu, daha başka bir şey mi? Bunları konuşacağız ama ben fazla uzatmayayım. Şimdi Sencer Hocam, açıkçası biz bu Afganistan mevzunu büyük oyun içerisinde hep sizle beraber konuştuk burada. Hasan Kambolat da olsun, Cem Hocam da olsun. Yani aslında uzun yıllardır gündemin değişmeyen adreslerinden bir tanesi. Evet. Ve 3 aşağı 5 yukarı Perşembe Çarşamba'dan belliydi ama bu kadar da belli miydi? Çünkü geçen hafta mesela programda diyorduk ki Kabil için işte ABD istihbaratı şuyu buyu diyordu ki 30 gün ile 90 gün arasında Kabil düşebilir falan. Ama bir hafta geçmedi. Kabil şimdi Taliban'ın elinde. Daha da ötesi artık Taliban mevzu Amerikan iç siyaseti dahil. Orada da ciddi anlamda bir takım böyle tartışmalara yol açmış vaziyette ama sonuçta bir ikinci Taliban dönemi belki diyebiliriz, başlamış durumda. Ki bunun ilk somut işaretinde biz, izleyicilerimizi de hatırlatmak gerekirse, geçen yıl Şubat 2020'de Doha Anlaşması'yla almıştık değil mi hocam? Taliban'ın evet. Uluslararası anlamda meşrulaştırılması ya da meşruiyetiyle ilgili olarak. Evet. Siz yani süreci nasıl okuyorsunuz? Yani bu kadar hızlı bekliyor muydunuz açıkçası hocam Taliban'ın? Yani bu bir kolay zafer mi? Yoksa gerçekten Taliban'ın gücünden kaynaklanan bir şey mi? Ya da oyun içinde oyun mu var? Nasıl görüyorsunuz? Evet. Esasen bu sorunun cevabı daha sonra belki ortaya çıkacak ama ben bekliyor muydum derseniz Kabil'in düşeceğini bekliyordum ama bu kadar hızlı değil gayet tabii. Sizin gibi ben de aynı şekilde bu kadar hızlı düşeceğini düşünmüyordum. Yani bize gelen bilgilerin esasen tam doğru olmadığı anlaşılıyor. Özellikle ben Kabil'in düşeceğini şuradan tahmin etmek gerekiyordu. Kuzey İttifakı dediğimiz hani kuzey bölgesi, bizim Özbeklerin, Türkmenlerin, Taciklerin, Hazarların olduğu bölgede General Dostum oraya gitti biliyorsunuz. Buradan Ankara'dan. Hatırlayın geçen hafta konuşuyorduk onu. Gitti alelacele orada duruma hakim olmak üzere Gani ile görüştü. Ondan sonra oraya gitti bir baktık hiçbir sonuç alamadan kaçmış oradan bir yere sığınmış. Muhtemelen Özbekistan'a veya Tacikistan'a sığındı. Şimdi oradaki evi kasır dedikleri yani bir nevi küçük saray diyelim. İçerisine Talibanlar oturmuşlar, koltukların içine görülmüşler, bağdaş kurmuş oturmuşlar, orada bir şeyler yiyorlar falan. Yani halkın bir noktada hani ayaklanıp derebeylerin varlıklarının üzerine çökmesi gibi bir tabloyla karşı karşıya kaldık. O zaman ben tabii gayri ihtiyari şunu düşündüm, biz bugüne kadar General Dostum, Kuzey İttifakı'nın işte savaş ağası diyelim, warlord olarak görelim, oradaki Türkleri birleşen bir kişi olarak gördüğümüz kişinin bu kadar çabuk çökmesi beni düşündürdü. Ve parantez bir bilgi verelim hocam. O
Yani dostumun sarayında ya da kasrında artık sizin de dediğiniz gibi. Evet. Poz verenlerin önemli bir kısmı bölgedeki arkadaşlar evet. söylediler, bize anlattılar. Özbek. Şimdi ha işte mesele buradan çıkıyor. Çok ilginç. Yani o Taliban evet. denilen yani oradaki işte, evet. Evet, evet, evet çok doğru. Evet. Çok doğru söylüyorsunuz. Şimdi bir kere orası Türklerin ağırlıklı olduğu bir yer. Peştunların ağırlıklı olduğu bir yer değil. Evet. Buradan şu ortaya çıkıyor. Demek ki bizim resmimiz, oradan aldığımız intiba baştan aşağı yanlışmış. Yani oradaki halk hiçbir şekilde ne dostum tarafından ne de oradaki başka savaş ağları tarafından temsil edilmiyor. Burada Taliban dediğiniz şey bir noktada oradan para alan, onlardan maaşa bağlanmış o söylediğiniz kişiler. İşsiz, fakir zaruret içerisinde, sıkıntı içerisinde olan insanlar. Sadece korku değil yani. Yani bir noktada kendileri hem maaşa bağlanarak hem de bu içinde bulundukları kötü şartlar sebebiyle savaş ağasına karşı çıkıyorlar. Onun yanında yer almıyorlar. Taliban'ın yanında yer alıyorlar. Bu başarının sırrı burada yatıyor esasen. Ve başka bir şey var orada esasen. O da şu, milliyete bağlı olarak kendi milli özelliklerini muhafaza etmek kaygısıyla Taliban'ın içerisine girerek kendilerini güvence altına alıyorlar. Şimdi hatırlayın, tarihi süreçte Cengiz Han ordusuyla bir yere geldiği zaman pek çok kral, pek çok yönetici o zaman korkusundan ya kaçıyordu yahut da o bölgede Cengiz Han'a biat ediyordu. Bu nasıl oluyordu? Cengiz Han müthiş bir korku salmıştı. Yani geldiği zaman her yeri yakıp yıkacağı, insanları katledeceği, hatırlayın IŞİD içinde böyle resimler, tablolar hep piyasaya sürülüyordu psikolojik olarak. Neydi bu resimler? İşte efendim adamı koyun gibi yere yatırmış, boynunu kesiyor. Veya işte kadını çukura koymuş, taşlıyor. Veya kırbağa açılıyor. Yani o kafası sarıklı adamlar, sakallı adamlar. Şimdi bundan korkan, yani kendilerini güvenceye almak isteyen insanlar da aynen Cengiz Han'ın zamanında uyguladığı o psikoterör gibi, o psikoterörü Taliban fevkalade iyi uyguladı ve kullandı. Bir kere bunu da tespit etmek lazım. Yani bir ihtiyaç ve başka çareleri olmadığı için maaşa bağlanmaları, ki bu eğer öyle isterseniz oradaki o esrar, eroin vesaire gibi uyuşturucu ticaretinden kazanılan paranın bir kısmı maaş olarak ödenmektedir. Her ne kadar Taliban biz bunu sıfıra indireceğiz, şöyle yapacağız, böyle yapıyoruz diyorsa da herhalde bizim dışımızda kimse yapmasın demek istiyor. Dolayısıyla kendisi bu işi götürüyor. Bakalım ne olacak? Yani büyük soru işaretleri var. Yani Taliban bir kere şunu söylemek istiyorum ki Taliban Sovyet işgaline karşı harekete geçen Taliban değil. O farklı bir Taliban. Yani o vatansever, ülkesini başka ülkenin işgalinden kurtarmaya çalışan insanlardan oluşmaktaydı. Ve ben o zamanlar Berlin'deydim. Çok iyi hatırlıyorum. Berlin'deki Türk cemaatinin konuşmacısıydım. Ve onlara biz her türlü desteği verdik. Türk toplumu olarak. Onların davalarını orada savunduk. Para tabii, topladık. O zaman gönderdik. Sovyet işgaline karşı savaşan bir Sovyet işgaline mücahitler karşı yaptık bunları. Grubu vardı orada biliyorsunuz. Evet. Yani ya da biz grupları. Diyorduk ki bugün Sovyetler orayı işgal ediyorsa yarın başka bir ülkeyi bizim Allah korusun bizim ülkemizde işgal edebilir. O halde biz onlarla dayanışma içinde olalım. Vietnam meselesinde nasıl dayanışma içindeysek o zamanki Vietnam halkıyla o zaman da Afgan halkıyla dayanışma içindeydik. Ve o zamanki Taliban bu işte onların şimdi savaş ağları dediğimiz adamlar da farklı bir pozisyondaydılar. Yani Hikmet Yarı falan kaybettim yani. Geldi Berlin'e. Konuştuk biz bu adamların hepsiyle. Ve onlara yardım ettik. Niçin? İşgalden kurtulsunlar diye yaptık biz bunu. Ama Amerikalılar çok enteresan bakın. Bir kış günüydü. Çok iyi hatırlıyorum. İşgal ettiklerinde bir yürüyüş düzenleyecektik Berlin'de.
Bu Afganlara destek vermek için, Afganların savaşına destek vermek içindi. Bütün Türk toplumu, yani Türkiye'de orada bir sürü camiler var. Yani işte maalesef onu söylemek zorundayım. İnançlarına, mezheplerine ve hatta sahip oldukları tarikatlara göre camiler vardı. 20 tane cami vardı aşağı yukarı. Her biri farklı. Bunları birleştirdik. Yani bu birleştirme görevi benim işimdi. Ve bunu yaparken her gün, her defasında bir başka camide toplanarak bunu yapıyorduk. Ve o zaman Milli Görüş Teşkilatı'nın temsilcisi Haldun, Allah ömür versin, halen hayattadır. Haldun Algan dedi ki bizde emir prensibi geçerlidir dedi. Ne demek dedim bu emir prensibi? Biz dedi bir adamı emir seçtiğimiz zaman o ne derse onu yaparız biz dedi. Hepimiz dedi. Tamam dedim. Oyladılar, beni emir seçtiler. Ben şimdi emir olmuş oldum. Dedim ki arkadaşlar yürüyüş yapacağız. Neudorf Platz'tan, orada bir meydandır o. Oradan Kurfürstendamm'ı takip ederek ta Türk konsolosluğu yukarıda bir yer. Oraya kadar yürüyeceğiz. Ancak burada hiç başka bayraklar olmayacak. Başka sloganlar olmayacak. Yalnız Türk bayrağı olacak o kadar. Afgan bayrağı da olacak. Biz Afganistan'a destek vermek için bunu yapıyoruz. Şimdi dolayısıyla burada ülkücüler, efendim Halk Partisi'ne mensup olanlar, başkalarına mensup olan Türkler hepsi birleştiler. Bir anda bir baktım, ben hani emir prensibi geçerli diyen Haldun dedi ki yok dedi biz sizinle yürümeyeceğiz dedi. Ne oldu dedim ya emir prensibi ne oldu dedi. Biz dedi kendimiz yürüyeceğiz dedi. Neden? Çünkü ben yeşil bayrak açılmasını, Humbeni'nin bayrağının orada sallandırılmasına karşı çıktım. Bu meselenin ruhu Humbeni bayrağı yeşil bayrak değildir. Yani Suudi Arabistan'ın bayrağı gibi bayraklarla çıkmak istediler. Hayır. Ondan sonra bir baktım bunlar ayrı bir yürüyüş yapıyor. Ayrılma orada başladı. Ben o zaman anladım ki bu adamları birleştirmek fevkalade zor. Her defasında birinin camisinde toplansak bile. Fakat Allah, babam derdi ki Allah rahmet eylesin. Allah'ın parmağı yok ki gözünü çıkarsın derdi. Aynen şöyle bir şey oldu. Çok enteresan bir olaydır bu. Orada bir Fatih camisi var bir semtte. Bir yerde de Mevlana camisi var. Biliyorsunuz ben Hazreti Mevlana soyundanım. Şimdi sabah 11'de bu yürüyüşe biz başlamadan önce, bunlar ayrı yürüyecekler ya, ben dedim ki ayrı yürüdüğünüz zaman en azından bizim aleyhimizde bir laf etmeyin, bizim söylediklerimize destek verin, biz de size destek verelim. En azından Afganistan'a olan desteğimiz ortaya çıksın. Ayrı yürüyüşler yapsak bile, farklı noktalara yürüsek bile. Bir baktım bana telefon ediyor birisi, Haldun telefon ediyor, yani Milli Görüş'ün oradaki başkanı telefon ediyor. Ya hocam evet ne oldu? Valla biz burada Filistinli kardeşler burada. İşte biz burada başka şeyler söyleyeceğiz. Sizin aleyhinize konuşmayalım falan demiştiniz ama biz farklı görüşlerimizi basın toplantısında dile getireceğiz. Haldun buraya bak dedim. Şimdi sen dedim Mevlana camisindesin. Benim ceddimin adını taşıyan bir camidesin. Şimdi oraya gelirim seni rezil ederim dedim. Dikkat et dedim. Ayağımı denk al dedim. Sen ne yapıyorsun dedim. Birlikteliği bozduğun gibi bir de fitne çıkarıyorsunuz öyle mi dedim. Filistinli kardeşler bırak Filistinli kardeşleri falan dedim. Filistinli kardeşlerle falan bu iş olmuyor dedim. Tamam mı dedim. Burada biz Afganların için yapıyoruz bu işi yürüyüşü dedim. Ve kapattım telefonu. Ve ondan sonra kendim yürüyüşe gitmek için kar yağmış. Her yer karlarla kaplı falan. Amerika'nın orada bir radyosu var. RIAS. Radio in American Sector. Yani bölgeleri ayrılmış ya Batı Berlin. O Amerikan sektöründe ve bütün şeye Almanya'da yayın yapıyor. RIAS diye bir radyo. Beni çağırdılar. Gittim yayına. Dediler ki bugün siz çok önemli bir yürüyüş yapıyorsunuz. Siz de yürüyüşün konuşmacısınız. Efendim bu yürüyüşü niçin yapıyorsunuz? Niçin yapıyoruz? Sovyetlerin Afganistan'ı işgal etmesine karşı çıktığımız için yapıyoruz dedim. Biz de destekliyoruz. Ben dedim size ben başka bir şey söyleyeyim dedim. 1968'de dedim ben son sınıfta mezun olurken talebe hareketleri içerisinde sizin Vietnam'dan çıkmanız için hareket yaptığımızda kötü adamdık dedim. Şimdi bir anda iyi adam oluyoruz öyle mi dedim. Demek ki dedim siz konjonktüre göre hareket eden adamlarsınız dedim. Yaptığınız şeyin hiçbir değeri yoktur dedim. Siz menfaatiniz icabı burada bunu destekliyorsunuz. Yoksa ilke icabı değildi. Bunu aynı oradan yayından söyledim Almanca olarak. Ondan sonra ve doğru olduğu çıktı daha sonra ortaya.
Daha sonra biz bu Afganlara yardım edebilmek için sonra ne oldu biliyor musunuz? Ben eve geldim basın toplantısından sonra. Telefon şeyin üzerinde duruyordu. Piyanonun üzerinde duruyordu. Telefonu aldım bir baktım. Alman İçişleri Bakanlığı arıyor. Berlin İçişleri Bakanlığı. Hayır olsun ne oldu dedim. Dedi ki siz dedi bugün dedi saat 11'de dedi. Haldun Algan diye birisiyle dedi. Bir konuşma yaptınız mı dedi. Evet yaptım dedim. Ne dediniz ona dedi. Dedim ki böyle 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 böyle. Olduğu gibi anlattım. Sakın aleyhimize de laflar etmeyin. Yaptığınız şey yanlış dedim. Eğer bu dediğiniz doğruysa ve siz bunu yarın yazılı olarak da verirseniz adamları hapse attık hepsini serbest bırakacağız dedi. Allah Allah dedim. Sonra bir de öğrendim ki ne olmuş biliyor musunuz? İşte babamın lafı. Allah'ın parmağı yok ki gözünü çıkarsın. Aşırı solcu, Sovyet yanlısı olan bir takım Marksistler, Türk gelmişler palalarla bilmem nelerle caminin kapısına dayanmışlar. Ve o cami ama Mevlana camisi değil, öbürü Fatih camisi. Orada arbede çıkmış, yaralanmış bir Marksist öğretmen ve bu yaralanmada o öğretmeni hastaneye yetiştirmedikleri için iç kanamasından adam ölmüş. İddia odur ki orada ölmesi istenmiş. Bu iddia hala ispatlanmış mıdır, ispatlanmamış mıdır bilmem. Onun için orada bir anıt dikildi hatta. Bugün de duruyor o anıt. Marksistlerin yaptığı oyunlardan biriydi bu o zaman. Sovyet Marksistlerinin. Bakın şimdi. Ben temiz kalpli bir davranışla Haldun'a bunu söylediğim esnada o Fatih Camisi'nde değil, Mevlana Camisi'ndeydi. Arada birkaç kilometre mesafe var. Dolayısıyla bu sebepten dolayı serbest bırakıldı. Ondan sonra Haldun, bakın milli görüşçüler dediler ki biz bundan sonra hiçbir ayrımcılık yapmayacağız. Sizinle beraber hareket edeceğiz. Ve ondan sonra da hakikaten beraber hareket ettiler. Şimdi bunun için anlattım biliyor musunuz? Bunu şuradan dolayı söyledim. Bu Taliban'ın içerisindeki adamlar o zaman gelenler ki bir istiklal savaşı diyelim, işgale karşı yapılan bir hareketti. Hepimiz onlarla beraberdik. O zaman dahi bir parçalanma alametleri gösteriyorlardı. Siz zannediyor musunuz ki bugün bu parçalanma alametleri yok? Aynen var. Onların liderlerinin bir kısmını şahsen tanıyorum. Yani o zamandan tanıyorum. Ta Sovyet işgali döneminden tanıyorum. Çok büyük değişime uğradılar. Ve şu anda Vahabileşerek bu el kesen, kafa kesen, şu kadınları taşlayan, efendim biz kadınlara işte hak vereceğiz falan gibi laflar, açıklamalar yapıyorlar ama sempatik görünmek için hiçbir şekilde inanmıyorum. Ve bu arada açık konuşuyorum, bazıları tutmuş bu Taliban'ın bu hareketini İstiklal Savaşı'yla karşılaştırıyorlar. Atatürk'ün yaptığı işlerle karşılaştırıyor. Hiç alakası yok. Hiç ama hiç alakası yok. Buradaki olan olay çok açık bir şekilde kurulmak istenilen bir seküler devletin çöküşüdür. Gani konusunda da büyük skutayla uğradım. Efendim kan dökülmesin diye kaçtığını söylüyor. Helikoptere giderken paraların bir kısmını da Rusların yaptığı açıklamaya göre söylüyorum. Tabii ne kadar doğrudur bilmem. Rusların açıklamasına göre paraların bir kısmı helikoptere sığmadığı için alanda bırakmış ve oradan Tacikistan'a kaçmış. Devlet başkanından bahsediyoruz. İki saat önce devlet başkanı konuşma yapıyor. Haklarınızı koruyacağız, güvendesiniz diyor. Kendi ülkesini mi soyuyor bu devlet başkanı? Kendi ben öyle anladım. Terk edip kaçıyor. Şu hale bakın yani. Yani neresinden tutsam elimde kalıyor. Yani Taliban da elimde kalıyor. Yani o havalanında kalan para Gani'nin kendi parası mı? Devletin parası mı? Milletin parası mı? Bilmiyoruz. Hiçbir şey bilmiyoruz. Yani taşınamayacak yani kadar o kadar çok para. İlginç, evet. Ya işte ama Rusların yalancısıyız. Onların açıklamasına göre söylüyoruz. Tabii. Yani onlar da belki efendim Gani'yi kötü duruma sokmak için böyle bir açıklama da yapmış olabilirler ama bilemiyorum. Bunlar hep tabii bu Gani'yi gömme Taliban'ı yüceltmeyle biraz eşdeğer oluyor. Evet, zaten, ama sizin dediğiniz şu anki Taliban'ın yürüttüğü kesinlikle bir istiklal savaşı değil diyorsunuz. Evet, öyle bir şey de var. Onun için de netekim zaten Rusya Dışişleri Bakanı, efendim Rus yetkililer, oradaki Rus Büyükelçiliğin temsilcileri Taliban'ı öve bir şey bitiremiyorlar. Dikkat ederseniz. Türkiye'de de onlara ne değişti de bu şekilde. Taliban'ı daha önce halen aslında terör listesinde bildiğimiz kadarıyla çıkartmadı bunu Rusya. Nedir hocam bu o zaman? Hocam o kadar çok bilinmeyen husus var ki.
Yani ben şunu açıkça söyleyeyim. Bu genel dostumun oradaki çöküşünü gördükten sonra ben dedim ki demek ki burası öyle bir hale gelmiş ki, öyle kırılgan bir hale gelmiş ki bu savaş lordları bilmem neler, şunlar bunlar, kim çok para verirse o vaziyeti idare edecek. İnsanlar aç bir ilaç vaziyetiler. Tam bir fecaat ve bu şekilde düşer. Onun için şaşırmadım. Şaşırmamamın sebebi genel dostumun başına gelenlerdir. O zaman şunun da altını çizmek lazım. 20 yılın sonunda Kuzey İttifakı dağıldı ki evet. Taliban'a karşı ciddi bir direnç ortaya koyuyorlardı. Taliban daha da güçlenerek çıktı. Böyle diyebilir miyiz? Yalnız Taliban değil. Hocam yalnız Taliban değil. Bu garip bir Taliban. Bunun içerisinde bu kafa kesen selefi adamlar var. Yani bunlar IŞİD'ciler bunun içerisinde, El-Kaide'ciler bunun içerisinde. Öyle bir heterojen yapı ki. O Taliban'la bu Taliban çok mu farklı hocam? Onu hiç demek alakası yok. Hiç alakası yok. Zaten bu Taliban'ı bu hale getiren de bizim Amerikalı dostlar. Onlar gayet güzel yaptılar bu işi. Ve sonunda orada böyle bir kaos bırakarak hem bir yol bir kuşağı sabote edecekler, hem bölgedeki diğer ülkeleri huzursuzluk içinde bırakacaklar. Göç de buna dahil. Adamların kaçması da buna dahil. Böyle bir yani o zaman şöyle bir şey mi diyorsunuz? Amerika aslında yenilmedi. Hayır. Hayır. Bu bir kurgu yenilgi. Evet. Bu Taliban'ı tamamıyla daha büyük bir güç olarak sunma projesinin bir parçası. Evet maalesef. Maalesef böyle. Onlar da bunun aletleri. Bundan sonra göreceğiz bakalım. Taliban ne yapacak? Şimdi ben Birleşmiş Milletler'in sayılarına göre söylüyorum. Evet. Birleşmiş Milletler'in sayılarına göre 2002'de Amerikalılar geldiğinde Afyon ekili alanın yüzeyi 8000 hektar. Şu anda 340 bin hektar. 40 katı artmış. Yani tam bir... Ama o Taliban döneminde uyuşturucu üretimi yasaklanmıştı evet. Biliyorsunuz. Ama 8000 hektar. Bakın 1995'te 55 bin hektar. Birleşmiş Milletler'in sayılarını veriyorum. Evet. 2002'de 8000 hektara indirmişlerdi doğru. Taliban yasaklamıştı çünkü o zaman. Ettikten sonra 340 bin hektara çıkmış ve gene Birleşmiş Milletler sayılarına göre 4 milyon Afganlı şu anda esrar eroin bağımlısı hale gelmiş ve 1 milyonu da kadın bunların. Ve bu esrar ve eroinden hem istihbarat örgütleri örtülü ödeneklerini finanse ediyor bazı istihbarat örgütleri hem de bu terör örgütleri PKK gibi, IŞİD gibi bunlar buradan hem maaş ödüyorlar hem de efendim silah tedarik ediyorlar. Tam bir rezil durum yaratılmış durumda. Bu rezil durumdan nasıl çıkılacak? Bütün mesele bence bu. Çünkü bu yara hepimizi etkileyecektir. Buradaki bu acı durum hepimizi etkileyecektir. En önce Pakistan'ı, Hindistan'ı, hatta Orta Asya'yı, İran'ı, Türkiye'yi ve Avrupa'yı. Avrupa'daki Merkel'de seçim var diye sesini çıkarmadan onlar Türkiye'de kalsın, para verelim orada kalsınlar diyor. Böyle bir şey olabilir mi? Yani bir taraftan da göç tehlikesiyle karşı karşıyayız. Yani bütün bu yarayı açan, bu hale sebebiyet veren Amerikalıların bu 20 senelik oradaki faaliyetleridir. Maalesef. Anladım. Maalesef. Peki Cem Hocam, siz takip edebildiğiniz kadarıyla 20 yıl öncesinin Afganistan'ı ve Taliban'ıyla bugünkü Afganistan ve Taliban'ı bağlamında ne görüyorsunuz? Bu bir. İki, buradaki fark karşımıza nasıl bir Afganistan çıkartabilir? Ki şu an mesela Taliban'ın bir takım çalışmaları var. İşte biz bir ortak mutabakata, uzlaşıya dayalı bir yönetim, hükümet işte oluşturacağız. İşte kadın hakları dahil her konuda artık daha bu anlamda anlayışlı, toleranslı hareket edeceğiz. Bu yaklaşım çerçevesinde bir tablo var ama diğer taraftan da Orta Asya devletleri başta olmak üzere ciddi anlamda endişe devam ediyor. Yani bu Afganistan'daki mevcut tabloyu sadece Afganistan'ın kendi içiyle sınırlı kalacak bir iç savaş olarak görmüyorlar. Bu bölgesel bir iç savaşa yol açabilir diyorlar domino etki boyutuyla. Siz süreci nasıl okuyorsunuz? Yani şu anki ve önceki Afganistan boyutuyla karşılaştırdığımızda bundan sonraki süreçte nasıl bir tablo karşımıza çıkabilir?
Evet, şimdi tabii Sencer Hocam'ın dediğinden devam edecek olursak, bugünkü Taliban'la eski Taliban aynı değil. Niye aynı değil? Çünkü bir, 1996'dan 2001'in sonlarına kadar, işte Amerikan NATO işgalinin başlangıcına kadar ülkeyi yöneten Taliban bir devamlılıktı. Nasıl bir devamlılıktı? Şeyin devamı, işte Mücahitler Hareketi'nin, Mücahidi'nin devamıydı. Ve radikaldiler, işte hatırlarsanız 2000 yılında yanılmıyorsam devasa, işte eski devirden kalma antik tapınakları, Budist tapınaklarını havaya uçuruyorlardı vesaire. Ama halkın içerisinden gelen bir hareketlerdi. Şimdi geçtiğimiz 20 yıl içinde şöyle bir ikilik yaşandı Afganistan'da. Kabil şehri var. Burada tiyatrolar açıldı, sinemalar var, golf alanları var. Efendime söyleyeyim, işte kadınlar çalışıyor, başları açık. Ekonomi herhangi bir batı şehrinin ekonomisi gibi. Üniversitelerde kadınlar var, ders veren kadınlar var. Araştırmalar ve her şey çok güzel gidiyor. Şey olarak bir fena halde bir batılılaşma deneyimi söz konusu. Ama ülkenin geri kalanında da özellikle Amerikan ve İngiliz birlikleri, ama işte onun yanında Hollandalılar, Fransızlar, biz hani işiniz askeri tarafına karışmadık, okullar yaptık vesaire. Şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Halk üstünde baskı kuran işgalci kuvvetler var. Ve halk üstünde işgalci kuvvetlerin kurduğu baskı bazen, yani oradaki NATO birliklerinin de kendi hayatlarından, çünkü işte şeyle, yerli halkla tam olarak anlaşamadıklarından endişe etmesiyle iyice yukarı çıkan bir şeyde, bir durumda bize şunu gösterdi. Halka karşı bir zulüm oluştu batılı kuvvetler tarafından. Sorgusuz sualsiz insanlar tutuklandı. Efendime söyleyeyim, işte köylerde bir takım suçsuz insanlar öldürüldü. SİHA'larla, silahlı insansız hava araçlarıyla yanlış hedefler vuruldu. Bu 20 yıllık uzun bir hikaye ve bunda Amerikalılar, Avustralyalı askerler yanılmıyorsam atış talimi yaptılar değil mi? Evet, insan öğrenmek için, evet. Canlı hedefler üzerinde atış talimi yaptırdılar. Evet. Yani şimdi bunlar olduğu zaman ve sizin odağınız batı olarak sadece Kabil şehri ve burada oluşan sözde demokrasi olduğu zaman, bu sözde demokrasinin savunucuları sadece o şehirdeki kendi paydaşlarını düşünüp geri kalanı düşünmediği zaman, elbette halkın içinde de bir radikalleşme olacak. Elbette halk da Taliban'ı Kabil yönetimine, Gani'ye ya da işte ondan önce Karzai'ye ye tutacaklar. Ve dolayısıyla da ne oluyor? Bir ayrım yaşanıyor. Yani toplumun bir kısmı batılı, güvenli. Niye güvenli? Çünkü NATO kuvvetleri koruyor onları. Bir şeyde, bir vahada belki yaşıyorlar, bir batı vahasında yaşıyorlar. Geri kalansa hükümete güvenmiyor, hükümetten korkuyor, Taliban'dan da korkuyor. Şimdi böyle bir üçlü yaşandığı zaman Taliban'a katılanlar daha da radikalleşiyor. Yani bu da önemli bir detay. Yani çünkü nedir? Siz bakıyorsunuz,
İşte bir takım insanlar batıcılık oynuyorlar, Avrupalılık oynuyorlar başkentte. Size de hiç bakmıyorlar, sizinle hiç ilgilenmiyorlar. Ya da size öyle geliyor. Bunun sonucu ne oluyor? İşte bunun sonucu toplumda radikalleşme oluyor, bir. İki, Amerikalılar bu 20 yıl boyunca kendi yaptıklarını anlayamadılar diye düşünüyorum ben. Yani iyi niyetli düşünme yapmaya çalışıyorum. Yoksa hani belki de göz göre göre anladılar da iyi niyetle yaklaşırsak ne yaptıklarını çok anlayamadıklarını düşünebiliriz. Yani nedir bu? Ne demektir bu? Halkı yabancılaştırdıklarını anlamadılar. İşte Amerikan tarzı bir ordu yaratmaya çalıştılar. 38 milyar dolar para harcadılar 20 yılda bu ordu için. Ve sonuçta ne oldu? Sonuçta bu ordu hiçbir yere varmadı. Taliban'ı görünce bırakıp kaçtılar. Hatta 20 yılda oluşturulan ordu, yani amiyana tabirle 20 gün dayanamadı Cem Hocam. Evet, evet. Yani işte şey, buradaki şey ne ama? Çünkü askerler nasılsa bir şey olmuyor, nasılsa NATO ve Amerikalılar burada bize iş düşmez diye düşünürken birdenbire şey çıktı karşımıza, böyle bir düzen çıktı. Ve o zaman da işte Taliban kapıya dayandı mı, ben şehir savunup da canımdan olacağıma en güzel giderim, şey yaparım oldu. Nedir? Teslim olurum, canımı kurtarırım oldu. Şimdi böyle bir düzen ortaya çıktığı zaman da birdenbire o camdan fanus içindeki Kabil hayatı yok oldu. Şimdi biz açıklamalara bakıyoruz. Ne diyorlar mesela? Afganistan'da bundan sonra demokrasi filan olmaz. Niye olmaz? Çünkü böyle bir şeyin bizim ülkemizde temeli yoktur. Ne olacak? Peki kadınlar hani çalışıyordu bilmem ne. İşte çalışan öğretmenlik yapan yine yapar. Üniversitede kalan kalır. Biz ona çok da karışmayız ama kadınların hakları birebir şeriat hakları olacak. Ha. Yani ne olacak? Şahitlikleri sayılmayacak veya işte yarım sayılacak. Bilmem eve kapanacaklar. Bir sürü haklardan yoksun kalacaklar. Boşanmayı beceremeyecekler vesaire vesaire. Yani dolayısıyla bu 20 yılın bütün kazanımları ortadan kalkacak. Şimdi bu işin toplumsal tarafı. Bir de yönetim tarafı var. Yönetim tarafını istiyorsanız hocam, reklam sonrası konuşalım mı? Tabii, memnuniyetle. Peki, kısa bir reklam arası. Evet, değerli izleyiciler, Afganistan'ı, Taliban'ı, ne oldu, ne oluruz, neler olacak bu anlamda sorusunun cevabını biz de açıkçası bu programda aramaya çalışıyoruz. Cevabı bulabileceğiz mi? Valla yani evet bulacağız dersek biraz yalan olur değil mi Sayın Kambolat? Evet. Yani çünkü baktığımızda Biden bile Allah Allah diyor ya, ne oldu diyor. Yani az önce Cem Hocam da söyledi, Sencer Hocam da söyledi. 300 binlik bir ordu vardı. 35 milyar mı 38 milyar mı dediniz Cem Hocam? 38 milyar dolar. Şimdi bakıldığında ya nasıl oluyor bu iş diyorlar. Sayılara, rakamlara vuruyorlar. Tabii Afganistan'ın çok farklı bir bölge olduğunu, o coğrafyanın çok farklı bir coğrafya olduğunu sanırım yeni yeni anlıyorlar. Ya da o coğrafyanın farklılığını bilip ona göre, çünkü baktığımızda Amerika açıkçası, Cem Hocam şimdi sizinle konuşma yarım kaldı ama bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Aslında Amerika Afganistan'a çok uzak değil. Yani Sencer Hocam da çok iyi bilecek, zaten ifade etti. 79'dan itibaren aslında Amerika Afganistan'da. Ve orada bu vekaleten savaşı olsun, orada örgütler bağlamında olsun, orayı çok iyi tanıyor. Yani CIA'yı gayet iyi tanıyor yani her şey bir tarafa bakıldığında. Ve bunu biz bir de nereden anlıyoruz? Yani 11 Eylül sonrası o kadar yer varken geldi, nokta atış, Afganistan'a yerleşti. Ki burada biz işte Avrasya'nın kalbi diyoruz, işte Asya'nın kalbi diyoruz, kalpgah diyoruz ama daha somutta da Şangay'ın kalbi değil mi Sencer Hocam? Şangay İşbirliği Örgütü'nün evet, bakıldığında tam Şangay'ın kalbine yerleşti
ki Afganistan Şangay İşbirliği Örgütü'nde de gözlemci üye. Yanılmıyoruz değil mi hocam? Yani evet. Bakıldığında. Evet. Şimdi Cem hocam sizinle kaldığımız yerden devam edelim. Bunları çünkü yine Sencer hocamla da özellikle Çin boyutunda konuşmaya devam edeceğiz Hasan hocamla da. Siz yönetim bazında dediniz Afganistan'da. Ben de reklam sonrası dedim. Buyurun. Şimdi tabii yeni oluşumda yani Neo Taliban yazdı aşağıda, çok hoşuma gitti KJ'de. Bu yeni Taliban'da bir lider var. Bu liderin etrafında da bir takım yardımcıları var. Şimdi gerçekten tek bir lider var mı? Çünkü Sencer hocam şöyle bir şey dedi satır arası, belki yanlış anlamış olabilirim. Yani Taliban aslında daha böyle parçalı bir yapı gibi. Yanlış mı anladım Sencer hocam? Evet. Hayır doğru. Doğru değil mi? Yani daha önceki Taliban daha yekpareydi. Tek bir parça vardı ama şimdi bakıldığında aslında hangi Taliban'ı konuşuyoruz noktasında da ciddi soru işaretleri var. Yani ondan ötürü de yani bundan sonraki süreçteki en büyük zorluklardan biri, Sencer hocam özellikle onun altını çizdi. Bu Taliban noktasında hatta dedi ki yani Taliban'ın kendi içinde de yine yanlış anlamadıysam söyleyeyim, bir çatışma çıkabilir, bölünme olabilir. Yani Afganistan içerisindeki iç çatışmaya da burada daha büyük bir kaosun birinci adresi Taliban. Şöyle düşündüğümüzde aslında hocam çok da yanlış değil, haksız da değil. Zira Taliban'ın karşısında bir güç kalmadı gibi, öyle bir görüntü var. Buyurun Cem hocam. Tabii yani böyle her eğilimi birleştiren yapı gibi duruyor şu anda Taliban. Bakalım nereye varacak. Şimdi şu anki yapıya baktığımızda en başta, en üstte Haybetullah Ahurzade diye bir beyefendi var. Bu gibi olacak diye düşünüyorum. Yani İran'daki bir Ayetullah gibi olacak. Dini arkada lider kalacak. Gibi. Ruhani, dini lider. Ruhani olacak. Lider. Aslında onu kabul etmiyorlar. Ruhani lider diyorlar. Yoksa yani, yeni devlet başkanı olarak Molla Biraderin adı geçiyor. Hı hı. Evet. Buyurun. Şimdi işte burada var. Hocamın dediği o ayrışmaya geliyoruz. Bu Ahunzade'nin 3 tane yardımcısı var. Mevlevi Yakup, bu kim derseniz Molla Ömer'in yani eski Taliban'ın başının oğlu. İkincisi Seracettin Hakkani, o da kuvvetli bir milis gücünün başında, Hakkani şebekesi diyorlar ona. Grubu diyorlar, evet. Üçüncüsü de Abdülgani Birader, işte sizin demin belirttiğiniz ya da Birader, Türkçeleştirirsek. Evet. Bu Abdülgani Birader de Taliban'ın siyasi ilişkilerini dünya ile yürüten kişi. Şu anda mesela olurken işte başkanlık sarayına girildi, pozları çekilip dünyaya servis edilirken bu Abdülgadi Birader yaptı. Yani Taliban'ın dünyadaki görünen yüzü ve bir anlamda meşruiyet arayışında ön plana sürdüğü isim. Burada bir vitrinde. Burada bir parantez açmak istiyorum. Ahunzade'nin Azerbaycan kökenli olduğu söyleniyor. Ailesinin 1917'de Bolşevik devrimi sonrası Azerbaycan'dan Afganistan'a göçmüş bir ailenin çocuğu olduğu ve Mevlevi unvanını kullandığı ifade edilmeye başlandı. Evet. Bu arada 1961 doğumlu. O yüzden genç sayılır. Genç lider olarak genç bir lider. Evet. Buyurun. Tabii 60 yaş fena değil. Hani Hümeyni'nin ne kadar yaşadığını falan düşünecek olursak olabilir. Uzun yıllar orada kalabilir. Ama tabii işte buradaki problem buradan başlıyor. Şimdi bu Taliban tarafı. Bir de işte Karzai'nin önderliğinde 3 kişilik eski düzenin önemli siyasetçileri bir araya geldiler geçen gün. Taliban daha şehre girmeden ya da girmek üzereyken. Onlar da dediler ki biz düzgün bir geçiş için istiyoruz. Bir geçiş ortamı
Nitekim işte Karzai Abdullah Hikmetyar iddiası diye çok güzel KJ koydu arkadaşlar, sağ olsunlar. Şey var, bu üçü dediler ki bir hani bir geçiş için ortamı yumuşatacak bir ortak çalışma olsun. Şimdi bunlar Taliban'la işbirliği yaparlarsa Batı'nın gözündeki durumları bir acayip olacak. Taliban'la işbirliği yapmazlarsa Taliban daha radikal hale gelebilecek. Ama bir geniş sırf Taliban'dan oluşmayan hükümette olursa büyük ihtimalle ya işte 1930'ların Almanya'sı gibi Nasyonal Sosyalist Parti'nin iktidara gelmesi hikayesi gibi ya da İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra şeyde olduğu gibi işte Doğu Bloğu ülkelerinde olduğu gibi Çekoslovakya'da, Polonya'da vesaire Doğu Almanya'da işler biraz böyle demokratik seçim diye başlayıp ondan sonra Sovyet yanlılarının eline geçmişti malum. Şimdi aynısı burada olabilir. Hani onlar yani Karzai ve diğerleri hükümetin içinde yer alır da ondan sonra elimine edilirlerse, dışlanırlarsa, aradan çekilirlerse, el çektirilirlerse her türlü hükümet işlevinden bunların işlevi maalesef şey olacak. Taliban'a Batı'da ve dünya genelinde sahip olmadığı bir meşruiyeti kazandıracaklar ve ondan sonra da piyasadan kalkacaklar şeyleri yararlılıkları sona erdiği zaman. Şimdi bu da işin hani siyasi tarafı. Bakalım o konuda neler gelişecek. Bu arada peki tabii işte bu Rusya... siyasi tarafına baktığımızda şimdi ortak bir uzlaşı hükümetinden, yönetimden bahsediliyor. Bu Taliban'ın şu an elde ettiği gücü bir anlamda paylaşmasıyla eşdeğer olmayacak mı? Yani sonuçta Taliban eğer gerçekten ülkede bir istikrar istiyorsa diğer etnik ve mezhepsel grupları ve onların beklentilerini, taleplerini de göz önünde bulunduraraktan bir ortak yönetime razı olması gerekecek. Bu işte Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, işte Meclis Başkanlığı, bakanlıkların paylaşımı dahil orada bir Taliban açısından bir ortak bir yönetimi ve ki bunun örnekleri var. Mesela Irak'ta bu yapılmaya çalışıldı. Lübnan modeli var değil mi Sayın evet. Kambolat? Mesela Kıbrıs Cumhuriyeti sürecinde de bunlar yaşandı. Bu siyaseten söylediğiniz hususta peki bunlar ne kadar tartışılıyor ya da ne kadar gündemde ya da bu modellerden herhangi birisi şu an gündemde mi? Şimdi benim anladığım ve gördüğüm kadarıyla şöyle bir şey var. Karzai ve yanındakiler 20 yılda edinilmiş birikimlerin tamamen ortadan kalkmaması için böyle bir şeye girişiyorlar. Taliban da henüz kontrol edemediği ya da hani kontrol edermiş gibi göründüğü ama gerçekte çok da ortada duran, çok da Taliban'a yakın durmayan çeşitli etnik ve mezhebi grupların kontrolünün daha çabuk elde edilebileceğini, savaşmadan da daha fazla işlerin kolaylanabileceğini düşünüyor. Ama tarihte hep baktığımızda işte Rus devrimi olsun, İkinci Dünya Savaşı sonrası olsun, Irak olsun, Lübnan olsun, Kıbrıs Cumhuriyeti dönemi olsun 60'larda, 70'lerde. Hep bu projeler, hep demeyelim de büyük ölçüde bu koalisyonlar, ulusal uzlaşı hükümetleri sonu iyi biten maceralar olmadı. Dolayısıyla da burada da ben yine Taliban'ın diğerlerini zaman içinde ekarte edeceğini düşünüyorum. Şimdi bu işin yani coğrafyaya bakıldığında zaten yapıyor. Şu an bunun bir örneği yok gibi sanki.
Tabii. Bir de tabii Peştunlar var. Şimdi Peştunları ikna etmesi lazım Taliban'ın. Çünkü tamamı Peştun'dan oluşmuyor işte. Özbeği de var, Türk'ü de var, şeyi de var. Pek çok değişik gruplardan evet. insanlar var, dışarıdan örneğin. Gelen. Evet. Evet. Şimdi Peştunlar niye önemli? Çünkü tarih içinde bir Peştunistan diye yer var. Ve hani onun yeniden oluşması hazır Afganistan karıştı bir şeydeki Pakistan'daki Peştunlarla Afganistan'daki Peştunlar bir ortak devlet kuralım. Üçüncü bir devlet olsun burada Afganistan'la Pakistan arasında da deyip hani bundan faydalanmaya çalışabilirler. Tabii böyle tamponun, bir şey ne kadar mu? Gerçekçidir. Nasıl? Tamponun tamponu mu? Tamponun tamponu evet. Yani o da nasıl olur? Hani onlara bir özellik mi tanınır? Ne olur? Yani çünkü buradaki şey birdenbire hani başka hiçbir şey olmayacak. Şeriat hükümeti, şeriat kanunları dediğiniz zaman burada bir ciddi şey var, sorun var. Bir. İki, şu anda Taliban eski rejimin Gani rejiminin pilotlarına, askerlerine, elektronik işlerle uğraşan askeri grubuna çağrılar yapıyor. Siz de bize katılın, ülkenin geleceği için şey yapın. Niye? Çünkü bunlar olmadan ülke içerisinde askeri anlamda tam bir güçlenme durumuna tam burada yani. Şunu sorayım de, Cem Hocam, ikinciyi söyleyin, orada güzel bir noktaya yakaladınız. İkincisi de şu, evet. Taliban kendilerine en fazla zararı bunların vereceğini bildiği için bu son yaşanan iç savaşta en fazla da bu pilotları öldürdü. Yakaladıkları hiç kimseyi sağ bırakmadılar. Dolayısıyla İran, da hani, İran bu İslam çağrı, devrimi süreci gibi. Evet, evet. Evet. Şimdi bakalım tabii o nasıl bir yere varacak. Evet, şimdi şunu sormak istiyorum. Taliban hep bir savaş ve bu savaşı kazanmak üzerine sanki odaklandı ve hedefini bu noktada ortaya koydu. Öyle görünüyor ki belki Taliban'ın kendisi de bu kadar hızlı bir şekilde bu sonucu elde edeceğini beklemiyordu. Zira şimdi savaşı kazandı ama ülkeyi nasıl yönetecek? Bu anlamda bir kere Taliban'ın hiçbir devlet tecrübesi yok. Saydığınız o isimler, lider bazındaki isimlere de bakıldığında veya Taliban'ın mevcut kadrosuna da bakıldığında bir ulus devlet anlamında ki zaten öyle bir anlayışları da yok. Yok. Gerçi iddiaları da yok. İşte emirlik olarak ifade ettikleri hususta. Evet. Bu yönüyle o bizim bildiğimiz klasik anlamdaki ulus devlet anlayışından uzak ama her halükarda bir devlet gerçekliği söz konusu. Bunlar devleti yönetecek gerçekten kadroya, tecrübeye ve altyapıya sahipler mi? Yani benim gördüğüm kadarıyla evet kazandılar ama peki bundan sonra devleti nasıl yönetecekler? Bu yaptıkları çağrı bir takım aflar da dahil olmak üzere bana göre şunu fark etmelerinden kaynaklanıyor. Şimdi hepsi ağa, hepsi orada asker ama hiçbirinin bu anlamda bu devleti yürütebilme ya da yönetebilme noktasında en azından kendi mevcut yapılarına, kadrolarına bakıldığında böyle bir kapasiteleri yok. Şu an aslında Taliban'ın gerçek manada karşı karşıya kaldığı bir takım zorluklar ya da güçlükler süreci söz konusu. Bilmiyorum siz ne dersiniz? Taliban bu devleti kurup yönetebilecek mi yani? İşte onu hepimiz tabii bekleyip göreceğiz ama büyük ihtimalle hayır. Yani yardım almadan eski siyasetçilerle bir işbirliğine gitmeden bürokrasiyi kendi safına çekmeden bu iş çok zor olur. Ve bu yüzden de bizler şöyle bir durumla karşı karşıya kalıyoruz Afganistan'da. İşte bu geniş yelpazeli hükümet fikri
aslında bununla ilgili. Yani sonuç olarak nedir? Ne kadar geniş katılımlı bir ulusal hükümet olursa orada iş bilen ne bileyim hani Dışişleri Bakanı birini atarsınız. İşte Amerika'ya karşıyız, Çin'le iyiyiz, Ruslarla hele bir dur bakalım filan diye bir şeyleri götürmeye çalışır. Bürokrasiyi de çok fazla tırpanlamaz. Ama tarım dediğiniz zaman, enerji üretimi dediğiniz zaman, Afganistan'ın her şeyden geçtim. Yollar nasıl bakımdan geçirilecek, tren nasıl ilerleyecek, bilmem sulama kanalları nasıl çalışacak, bu spesifik işleri düzenleyecek bir üst aklın ben Taliban'da olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla da ne olacak? Dolayısıyla da bir uzlaşma içine girmeleri şeyle olmasa bile seçkin sınıfla, elitle, işte Karzai ve çevresindekilerle ya da Gani'nin yakın çevresiyle bir işbirliği içine gitmelerinin dışında bürokraside bir takım tavizler vermeleri lazım ki gündelik hayat yürüyebilsin. Yani ama bakıldığında işte kadınlarla ilgili belki yaptıkları açıklama biraz da bu mecburiyetten kaynaklanıyor gibi geldi bana sizin konuşmalarınızdan. Tabii, tabii. Çünkü bakıldığında hayatın bu iş anlamında önemli bir kesimine orada yavaş yavaş girmeye ve yer almaya başladılar. Ben Sayın Kambolat'a döneyim Cem Hocam müsaadenizle. Estağfurullah. Evet. Şimdi Cem Hocam'a şunu sordum. Dedim ki Taliban bu savaşı kazandı. Ve şu an ortak bir hükümet, uzlaşı hükümeti, işte gerekçeler 3 aşağı 5 yukarı belli ama en temelde hem ülke içindeki sistemde hem de uluslararası sistemde o meşruiyet zeminini bir anlamda o gücü tesis edebilme ve gerçekten değiştik mesajını verebilme açısından evet gelin biz artık eskiyi bırakalım, yeni bir sayfa açalım türünden böyle bir yaklaşım söz konusu gibi. Ama şu da bir gerçek, sen de Afgan siyaset tarihini okudun. Peştunlar mesela Afganistan siyasetinde hakim unsur olarak orada ortaya çıkmış bir burada etnik yapı. Ve Loyajirga'ya da baktığımızda aslında hani yine Peştunların ve o anlamda ülkedeki siyasi yapının yürütülmeye çalışıldığı bir durum söz konusu. Şimdi diyelim ki Afganistan'da bir Taliban paylaşımı esas alan bir yeni bir Afganistan inşa etmeye çalıştı. Düne kadar Kabil'e hakim olmak isteyen bir Taliban vardı. Yani bu ne demek? Her şeyle A'dan Z'ye. Çünkü kendi sistemini tamamen hayata geçirebilmesi için bu anlamda herhangi bir muhalefetle veya itirazla karşılaşmaması için devletin bütün kılcal damarlarına hakim olması gerekiyor. Şimdi diğer taraftan da eğer bir paylaşıma gidecekse o zaman Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık az önce sıraladım, meclis veya bakanlıklar bazında bir takım paylaşımları bu diğer etnik ve mezhepsel gruplarla yapmalı ki burada ortak bir mutabakat yönetimi oluşsun. Sence bu ne kadar mümkün? Bunu yapabilir mi? Böyle bir Taliban'ın böyle bir modele sıcak bakması ne kadar mümkün? Şimdi biz hep şunu düşünüyoruz. Taliban orada başarılı oldu. Bundan sonra ne yapacak? Ve devleti nasıl yapılandıracak şeklinde. Evet. Doğru söylüyorsun. Evet. Konuşulan bu. Konuşulan bu. Evet. Bu çerçevede. Evet. İşte kadın hakları ne evet. olacak? Taliban'ın verdiği bir takım mesajlara bakıldığında. Evet. Devleti diğer nasıl devletlerin yönetecek? Taliban'dan beklentilerine bakıldığında. Evet. İyimser yönüyle bu. Evet. Yani sanki her şey tamam. Artık tamam, yeni bir bitti, evet, yeni bir sayfa açıldı. Ulusal Kurtuluş Savaşı veya daha başka bir şey evet. bir yönüyle hani Amerikalılara karşı zafer kazanıldı. Hani o farklı bir değerlendirme evet, açısından gidiyoruz. Farklı değerlendirme evet. açısından. Evet. Ayrıca
sanki bir ulus devlete doğru da gidiyorlar. Bundan sonra ne olacak şeklinde bir düşünce sistematiğinin geliştiğini görüyoruz. Evet. Ama şunu da düşünmemiz lazım. Acaba Taliban hükümeti ve yönetimi bir Afganistan için son durak mı yoksa ara durak mı? Güzel. Çünkü gördüğümüz şu, yani Sencer Hocam da bunu başta ifade etti. Yani Taliban tek bir yapı değil. Bunun ana yapısına baktığımız zaman Hanefilik ama Selefilik üzerinden bir yapı görüyoruz. Ve bu Selefi yapı içerisinde çeşitli farklı Selefi grupları da görüyoruz. Ki, Hanefilik sulandırılıyor mu? Bu sizin anlattığınızdan ben sulandırma, biraz onu anlıyorum. Hanefi izliyor çünkü, evet, Taliban Hanefiyiz diyor. Diğer taraftan diyor ben de olarak da. Evet. Evet. Ama şunu da söylüyor. Yani çıkmaya başladı. Yani farklı Selefi gruplara da Afganistan'ı kapatmaya çalışıyor. Aslında Taliban birinci döneminde ama böyle bir tartışma yoktu. Değildi. Evet. Niye var şu anda? Çünkü burası son durak yapılmak isteniyor ama ara durak gibi duruyor. Bundan sonraki aşama... Yani Taliban da mı değişecek diyorsun? Değişme olasılığı... DAEŞ gibi veya DAEŞ, El-Kaide sonrası DAEŞ çıktı, IŞİD çıktı. Daha sonra belki başka bir formata doğru giden bir radikal Selefi doğru gidecek. Dolayısıyla burada bir hükümet krizi olacak ve orada kırılmalar ve belki başka formatlar, formasyonlar oluşacak diyorsun. Ki şu var, bir de Amerikalılar başarısız oldu. Allah Allah. Gerçekten başarısız oldu. Amerikalılar ne istedi? Yani orada Amerikan demokrasisi mi kurmak istedi? Seküler bir demokrasi çok mi kurmak güzel istedi? Çok güzel. Amerikalılar, ben belki yanlış hatırlıyor olabilirim, yani Afganistan'ı başarısız devlet olarak gördükleri için orada yeni bir devlet inşa süreci gerçekleştirmek istemediler mi? Eşref Gani de bunun kitabını yani, yazmış birisi olarak geliyordu yani, ama şimdi Amerikalılar diyor ki biz diyor, hayır orada diyor bir devlet inşası için gelmedik diyor. Neyin devletin? Yani şey mi? Orada da cumhuriyetçiler, demokratlar olarak... Hani Irak için de söylediler bunu biliyorsun, Libya için de, evet. Suriye için de. Yani Irak'ta da Suriye'de de yapılan merkezi devletin belinin kırılması ve halkın, siyasetin ve sosyal yapının birincisi din ve mezhep, ikincisi de etnik yapı üzerinden temellendirilmesi. İsrail'e tehditler ortadan kaldırıldığı tabii, gibi. Açık konuşalım. Artı Türkiye'nin oradaki önü de bir anlamda yapabileceği işbirlikleri bağlamında. Buralarda da Amerika'yı başarısız bulamayız. Başarılı kendi açısından. Yani Afganistan'da da demokrasi getireceğim şeklinde bir şey değil. Afganistan'da yeni bir bataklığa giriyoruz ve bu konuda bence başarılı. Yani sadece Afganistan'la sınırlı kalmayacak bir batak gibi. Doğru mu? Tabii işte oraya geleceğiz zaten. Konuşacağız. Yani evet. Burada yapılmak istenen sanki Afganistan'da Taliban'ın içerisinden radikal Selefi unsurların çıkartılması. Taliban çünkü sonuçta yerel bir şeydir, örgüttür, yapıdır. Ama DAEŞ dediğimiz, IŞİD dediğimiz uluslararası bir yapıdır. Bunun içerisinde çeşitli milletlerden insanlar var. Özellikle batıdan gelen radikal unsurlar ve çeşitli hasta ruhlu ülkelerin, psikopat biliyorsun bunları, çeşitli ülkelerin gördük, istihbarat örgütleri de içerisinde oluyor. Tabii. Şimdi böyle bir yapıya doğru zemin hazırlanan bir Afganistan'ı görüyoruz. Yani Afganistan yeni bir iç savaş ve iç savaş sonrası sizin de dediğiniz gibi çevresini taşan, bu taşmada domino etki yaratabilecek. Tabii özellikle de kuzeye doğru yani etki eden, tabii Orta Asya'nın kırılgan ülkelerini. Bunlar nedir? Sayalım. Türkmenistan, Tacikistan,
Kırgızistan ilk başta. Buralara doğru taşan bir yapının olacağı ifade ediliyor. İnşallah olmaz. Yani onu da temel istiyoruz. Ama şu da söyleniyor. Önümüzdeki 2 yıl içerisinde Orta Asya'nın güneyinin çökeceği bile iddia ediliyor. Bırakın şeyi Afganistan'ı. Yani bir örnek de vereyim. Bundan daha birkaç yıl önce yaklaşık 50 kişilik bir radikal Selefi grup Türkmenistan'a girdi ve hiçbir şekilde karşılık bulmadan Merv Mara'ya kadar ilerledi. Ve kim durdurdu bunu? Putin'den yardım istendi. Öyle durdurdu. Arkasından Amerikalılar devreye girdi. Ve bu grubun tasfiye edildiğini görüyoruz. Yani buradaki... İmha mı edildi? İmha edildi. Burada çünkü halk Sovyet sonrası daha da fakirleşmiş, yalnızlaşmış ve mutsuz. Ayrıca... Az önce Sencer Hocam Kuzey bölgesini bir anlamda anlatırken ona da dikkati çekti. Kuzey İttifakı bağlamında, dostum bağlamında örnek verirken. Sencer Hocam ve Cem Hocam buyurun. Evet. Ayrıca Afganistan'daki işte iki hocamız da güzel açıkladı narkotik olduğunu. Ama narkotiği bunlar kendisi için üretmiyor. Bu narkotiğin önemli bölümü kuzeyden dağıtılıyor. Ve özellikle de burada Tacikistan, Kırgızistan yolunun kullanıldığını herkes biliyor. Sağır Sultan bile biliyor. Ve bu narkotik o ülkeleri de o ülkelerin devlet yapılarını ve insan yapısını da çok dejenere etmiş durumda. Yani bu Batken olaylarıyla ilgisi var mı onun? Batken olaylarıyla da ilgisi var ama asıl ilgisi olan Kırgızistan'daki özellikle devlet yapısının oradaki siyasi partilerin bu işlerle çok harmanlandığı üzerine aslında çok ciddi yani iddialar var. Aslında bakıldığında oradaki en zayıf devlet Kırgızistan. Evet. Çünkü ekonomi yok. Ekonominin olmadığı yerde ciddi bir devlet yapılanmasından ya da gücünden bahsedebilmek çok mümkün değil. Evet. Ondan dolayı da biliyorsunuz 100 doları cebine verdiniz mi güney kuzeye hep yürütülür. Evet. Orada renkli devrimler ya da renkli darbeler yaptırılır. Her ne kadar için evet, ifade edelim. Kırgızistan dağlık bir arazidir. Güney Kırgızistan'la Kuzey Kırgızistan arasında ciddi bir dağlar var ve kültürel olarak da Güney ile Kuzey arasında ciddi bir açılım bulunmaktadır. Hatta yani her zaman. Bu Kırgızistan'ın en zayıf noktası. Evet. Yani bölünme olasılıkları gündeme geldiğinde bölgecilik bağlamında biliyorsunuz orada konuşulur. Reklam sonrası devam edeceğiz değerli izleyiciler. Evet. Sayın Kambolat. Tam heyecanlı bir noktaya gelmiştik. Evet, Orta Asya'ya girdik. Evet. Orada tabii Kırgızistan boyutuna gelmiştik ama sonuçta yine Afgan sorunundan kaymamak şartıyla. Çünkü siz de gerçi şuna kuvvetle muhtemel dikkat çekeceksiniz. Afganistan bir domino etki yarattığında Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan açısından bölgede çok önemli bir merkez var, yer var. Vadi, Fergana. Evet. Dolayısıyla Fergana merkezli gelişmeler kaçınılmaz olarak Kırgızistan'ı belki çok daha farklı bir ortamın içerisine de itebilir. Oradaki çünkü Fergana'nın ki kuzey-güney bağlamında aslında sen ona dikkati çektin. Farklı kültürel yapılar ve o birbirlerine bakışta oradaki bahsettiğin altını çizdiğin husus aslında Afganistan'daki bir takım radikal unsurların da çok daha etkili bir şekilde kullanabileceği, Fergana üzerinden bölgeyi genel anlamda ve ülkeleri karıştırabileceği ama bir adım ötesi var ki orası, sen söyle. Rusya. Ve
Sincan Uygur Özerk Bölgesi. Sincan Uygur Özerk Bölgesi Doğu. Tabii Kırgızistan kalıyor. Bağlamında evet, doğuda kalıyor. Yani Fergana ötesi bakıldığında. Evet. Yani o yönüyle aslında Sincan Uygur Özerk Bölgesi Fergana coğrafya olarak baktığımızda Rusya'ya göre aslında daha yakın. Doğru. Çin'e. Şunu da açıklamak evet. lazım. Coğrafyayı ve sayın... çok sayıda Uygur da var. Evet. Yani o bölgede. Evet. Onun altını çizelim. İzleyicilerin evet. bilmesi açısından Afganistan bir ucundan Çin'e dokunuyor ama bu bölge çok yüksek dağlarla çevrili olduğu için Afganistan'da ki radikalleşen Selefi grupların Çin'e sızmaları için mutlaka Tacikistan, Kırgızistan hattının denemeleri gerekiyor. Onun için de hocamızın da dediği gibi bu bölgelerin istikrarsızlaştırılması gerekiyor. Önemli bir lojistik merkezi kaynağı aslında orası. Evet. Yani bakıldığında altyapı fazlasıyla müsait. Fergana bölgesi de diğer Orta Asya'nın bölgelerine göre daha muhafazakar bir yapıdadır. Hı. Sovyet döneminden dolayı. Onun için bu bölgenin de giderek fakirleşmesi ve halkın memnuniyetsizliğinin artması Afganistan'daki radikal unsurlarla iç içe olmasının bir zeminde yaratmaktadır. Tabii burada Rusya deyince Rusya dedim. Niye Rusya dedim? Yani bölgenin istikrarsızlaşması ana hat olarak asıl Rusya'yı vuracaktır. Fakat ilerleyen noktalarda buradan Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde vurulması tahmin ediliyor. Yani onun için Çin, Taliban yönetimini, onun için Rusya, Taliban yönetimini desteklemek zorunda da kalıyorlar. Yani böyle bir yapı içerisinde şu anda iç içe girmiş bir yapı var. Yani biz şimdi Afganistan'dan gelecek 10 binleri veya 100 binleri konuşuyoruz. Bunun endişelerini taşıyoruz ama eğer Allah korusun dediğimiz bir çöküş olursa önümüzdeki birkaç yıl içerisinde bu sefer milyonları hem de Türk kökenli milyonların göçü ile karşı karşıya kalacağız. Bunu da ifade etmek lazım ve önemsemek lazım. Ondan dolayı çok hızlı bir şekilde bölge devletleriyle, Rusya ile oturup bu devlet yapılarının güçlenmesi üzerine de çalışmak gerekiyor. Şimdi tabii orada şöyle bir şey de var. Çin'in temel endişesi sadece Sincan Uygur Özerk Bölgesi'yle sınırlı değil. Doğru. Eğer Fergana üzerinden Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne Doğu Türkistan'a doğru bir domine etki olursa bu Çin'in içerisindeki diğer bölgeleri de evet. ki Tibet'ten başlamak üzere Hong Kong bile buna dahil edilebilir. Oradaki birçok hareketi de ya da bölünme süreçlerinde tetikleyebilir. Böyle bir doğru, Çin'in endişesi doğru. de var. Şunu da görmek lazım. Yani tabii Amerikalıların planı şöyle görünüyor gibi yani Orta Asya'yı istikrarsızlaştırmak ve radikalleştirerek hem Rusya'yı hem Çin'i oradan vurmak şeklinde bir plan üzerinde durulduğu görülüyor. Ama bu geri de tepebilir. Çünkü şu anda Tacikistan, şu anda Kırgızistan, bir noktada Özbekistan, Çin sermayesi ve siyasetinin girdiği noktalar. Yani burada... Özellikle birinci derece Tacikistan'da biliyorsun. Burada yapıların zayıflaması, Çin'in de daha fazla bölgeye hakim olmasına da neden ama olabilir. Ama bu diğer taraftan Çin ve Rusya arasında bir
farklı bir mücadeleye de yol açmaz mı? Kesinlikle orada yeni bir mücadele de olabilir. Bunu da Amerika istiyor olabilir mi? Evet. Yani çünkü evet bahsettiğin husus Çin'in önünü açacak bu bölgede ama diğer taraftan da Çin-Rusya rekabetinin mücadelesinin önünü doğru açacak gibi. Doğru. Yani evet. Sonuç olarak önümüzdeki birkaç yıl içerisinde Orta Asya'nın ciddi bir şekilde istikrarsızlaşma tehlikesi içerisinde olduğunu ve büyük güçlerin burada ciddi bir kapışma içerisine girecekleri bir döneme girebileceğimizi dikkat çekmek gerekiyor. Evet. Peki Sencer Hocam'a sorayım. Sencer Hocam, şimdi Çin'in ve Rusya'nın yaklaşımlarında Taliban'a, ki bunu sizinle ilk turda da konuştuk, çok daha pozitif, çok daha olumlu, çok daha yapıcı, çok daha işbirliğine açık bir yaklaşım olarak kendisini gösteriyor. Ama diğer taraftan biz korkularını, endişelerini ve bununla ilgili bir takım böyle kendilerine yönelik oyunları gördüğünü ve bu işbirliğinin yanı sıra, yani Afganistan'da Taliban'la işbirliğinin yanı sıra kendi aralarındaki işbirliğini arttırmaya çalıştıklarını da tabii yakından takip ediyoruz. Şimdi mesela Lavrov, Taliban'ın açıklamalarını bu son zamanlarda yapılan, ki bazıları bunu PR çalışması olarak da değerlendiriyor. Taliban'ın açıklamalarını olumlu buluyor. Çin de Taliban yönetimini tanımaya hazır olduğunu beyan ediyor. Şimdi bunlara bakıldığında biz şöyle söyleyebilir miyiz? Yani her halükarda Afganistan'da her kim olursa olsun orada istikrarın sağlanması öncelikli olarak bu iki devletin hedefi. Dolayısıyla bu krizi önlemenin yolu öncelikle Afganistan'dan yine geçiyor ve Kabil'i ve oradaki yönetimi güçlü tutmak olarak görüyorlar. Ne dersiniz hocam? Evet. Yani pragmatik değerlendirdiğiniz zaman o söylediğiniz sonuca varıyorsunuz. Şimdi kendinizi bir an için Rusya'nın yerine ve bir an için Çin'in yerine koyun. Ve o şekilde meseleye bakmaya çalışın. O zaman ne yapardınız? Herhalde şu anda gücü ele geçirmiş olan Taliban'ı karşınıza almazdınız. Değil mi? Onu yanınıza alırdınız. Bu yanınıza almanın ötesinde de ona bir takım büyük hasletler atfederdiniz. Neymiş efendim? İstiklal Savaşı'nı yapmış, Amerikalıları oradan kovmuş ve böylece Atatürk gibi Türk İstiklal Savaşı'nı kazanmış gibi Afgan İstiklal Savaşı'nı kazanmış. Bu Türkiye'de de yankı buluyor bu şekilde. Değil mi? Yani bu doğru mudur? Gayet tabii doğru değildir. Hiç alakası yok olan olayı. Ya şimdi her şeyden önce insanları medeni bir hale getirebilmek için hiçbir şekilde geçerli olmayan o selefi hukuk anlayışının hiçbir şekilde uygulanmaması gerekir. Değil mi? Yani bu kabul edilebilir bir şey midir? Değildir. Yani bununla siz insanları bir yere taşıyabilir misiniz? Çağdaş güçlü bir ülke haline getirebilir misiniz? Mümkün değil. Şimdi ama bunu savunuyor bu adamlar. Savundukları şey bu. Ve buna dayalı olarak yollarına devam etmek istiyorlar. Demiyorlar ki biz Afganistan'ı bir ulus devlet yapacağız. Efendim bu Afganistan emirliği değil de Afganistan Cumhuriyeti yapacağız. Bunun içerisinde efendim onlarla bir başka düşünüşte olanlarla işbirliği arayacağız falan değil de biz kendi sistemimizi o çerçevede uygulayacağız diyorlar. Yani şimdi mesela bir eyalette bir kadın burka giymediği için katledildi. Niye? Oradaki Taliban yöneticisi şeria anlayışını bu şekilde yorumlayarak bunu yaptı. Yani tam bir kaos var yani ortalıkta. Birçoğu korkusundan dolayı sesini çıkaramıyor. Bir de tabii onlara hakimiyette destek verdiğiniz zaman da o ülkede siz stabilite sağladığınızı zannedebilirsiniz ama gerçekte stabilite falan sağlayamazsınız. Bence Rusya'nın ve Çin'in buradaki günü kurtarma yolundaki yaklaşımları, böyle diyeceğim, günü kurtarma yolundaki yaklaşımları doğru yaklaşımlar değil. Ha, biraz önce Hasan Bey çok doğru bir noktaya işaret etti. Orta Asya'nın
destabilize edilmesi, istikrarsızlaştırılması kolaylıkla erişilebilecek bir şey. Çünkü Sovyet rejiminde adamlar merkezden gelen emirlere uymayı adet haline getirmişler, öğrenmişler. Kişisel inisiyatif kullanmıyorlar. Siyasetçiler de dahil buna. Yani mühim olan gemisini kurtaran kaptan. O şekilde yollarına devam ediyorlar. İşte bakın Aral Gölü kurudu, değil mi? Yani neredeyse 1000 milyar metreküp suyu olan bir Aral Gölü 90 milyar metreküpe, yani %90'ı kurudu. Oradaki hayat son buldu. Her yer mahvoldu. Kaç senede oldu bu? 60'larda verilen karardan sonra 50 sene içinde oldu. Peki bu 50 sene içinde oradaki yöneticiler neredeydi? Hiçbir yerdeydi. Kimse buna itiraz da etmedi. Niye? Moskova'daki politbüro böyle emir ettiği için bu iş böyle yapıldı. Şimdi aynı şey o zaman bu alışkanlığa erişmiş olan insanları siz bir anda hür düşünen, hür hareket eden insanlar olarak görebilir misiniz? Bu mümkün değil. Dolayısıyla orada bir takım diktatoryalar ortaya çıktı. Şöyle veya böyle. Ve bu çıkan şeyleri biraz önce genel dostumdan örnek verdim. Genel dostum orada sanki hakim, her şeyi götüren bir savaş ağası olarak görünmekteydi, değil mi? Ama bir baktık onun adamları, onun eğittiği adamlar, onunla beraber olan adamlar bir anda Taliban'la bir araya geliverdiler. Bu neden nereye geliyor? Çünkü güvendikleri o diktatör dediğiniz veya devleti yöneten kişiler hiçbir zaman için onların çıkarlarını temsil etmiyordu onun için. Kendilerine başka bir çıkar vaat edildiğinde, bundan çıkacaklarını düşündüklerinde, bir de korktuklarında, korku da var burada, o zaman bakıyorsunuz ülkeyi bir anda satabiliyorlar. Hatta büyük göçlere bile gelebiliyorlar. Yani dolayısıyla önümüzdeki süreç bence hakikaten çok tehlikeli bir süreç. Çok dikkat etmemiz lazım. Onun için Rusya'nın ve Çin'in günlük politikalarda gücü şimdi ele geçirmiş olanları methetmek, göklere çıkarmak ve güzel işler yapıyorlar diyerek ortaya koymak insanlığa karşı işlenen bir suç bile olabilir. Yani ben şunu da söyleyeyim. Bunun sonucu ne olur? Bunun sonucu bir kuşak bir yol projesinin üzerine bir bardak soğuk su içebilirsiniz. Bu iş biter. Zaten yapılmak istenen bu değil miydi? Burada bir paradoks yok mu zaten hocam? Bir taraftan Çin kuşak yol için, kuşak yolun evet. geleceği için ya da kendi yapıyor, çıkarları yapıyor. İçin Taliban'la işbirliği yapıyor. Ama olmuyor. Aynı Taliban'dan Orta Asya devletleri özellikle evet. büyük ölçüde evet. endişe duyuyor. Hatta Pakistan'ın kendisi bile çünkü güçlü bir Taliban, tabii. güçlü bir Peştun devleti demektir. Bu da Pakistan'ın bütünlüğü ya da milli güvenliği evet. açısından tehdit demektir. Açık konuşmak gerekirse burada bir savaş cereyan ediyor. Açık konuşalım. Yani burada bu Pakistan, savaş, Çin, Orta Asya ayrı düşmüyor mu yani bu Taliban noktasında bir yönüyle? Hepsi, yani bana sorarsanız bir savaşın içindeler şu anda. Bu savaş adım adım ilerliyor. Yani atom bombası atarak falan olmadı bu. Amerikalılar onun için savaşı kaybetti vesaire gibi değerlendirmeler, İstiklal Savaşı'nı kazanan Taliban falan diye yapılan değerlendirmeler tamamen yüzeysel yanlış değerlendirmeler. Ve bizi yanlış istikamete sürüklüyor. Efendim onların İslam anlayışıyla bizim aramızda bir fark yok falan gibi açıklamalar, lokum dağıtmalar falan. Taliban büyük zafere ulaştı diye cami kapısında mesela. Bu zihniyetle hiç yere varılamaz. Türkiye de buradan nasibini alır eğer bu yolda devam ederse. Allah'tan Türkiye ayrı bir yapıya sahip. İstiklal Savaşı'nı kazanmışız. Hiçbir şekilde Taliban'la alakası yok. Atatürk'ün yaptığı devrimler burada büyük önem taşıyor. Bunun değerini bilmek lazım. Türkiye bir cumhuriyet ve bu cumhuriyet yapısında korumaya devam etmesi lazım. Ama bir şey daha söylemek istiyorum. Milyonlar, biz orada on binler, yüz binler olarak görmeyelim göç meselesini. Bakın ben size açık söylüyorum. Şu anda 35 milyon olan Afganistan'ın nüfusu %3 artarak 23 sene içerisinde 70 milyon olacak. Bakın söylüyorum size. Bu 70 milyon adam ne yiyecek, ne içecek, ne yapacak bunlar? Herhalde Çin'e, Hindistan'a, Pakistan'a göç edecek halleri yok. Nereye göç edecek bunlar? Batı'ya. Batı neresi? Orta Asya üzerinden Rusya,
Oraya da gidiyorlar. Aynı zamanda İran üzerinden Türkiye. Çok açık yani bu. Milyonlardan bahsediyoruz. Bu duvar yaparak falan çözülecek bir mesele değil. Veya elektronik kontrol, sineğin bile uçuşunu kontrol eden bir politikacı diyor. Yapacak böyle sinen düşünüyle kontrol edeceğimiz yapılar oluşturacağız falan diyor. Bu sinek de falan mukayese edilebilecek şeyler değil bunlar. Burada bu meseleyi ciddi olarak bakın, günlük olarak değil, uzun vadeli olarak, strateji olarak, o insanların barış içerisinde ve çağdaş olarak yaşayarak kendilerini besleyebilecekleri, yaşayabilecekleri, istihdam edilebilecekleri bir duruma getirmek gerekiyor. Yani bunu yapmadığınız takdirde bu savaş maalesef çok kötü sonuçlara doğru gidiyor ve bizi de içerisine alacak. Avrupa Birliği'ni de işin içine alacak. Onu da söyleyeyim size. Yani 20 yıl içerisinde burada, Amerika'nın kendisi bu sistemi oturtamadı hocam. Kuramadı. Bunu yapmasına gerek de yoktu hatta zaten. Hatta biliyorsunuz önce Bond'aydı değil mi yanılmıyorsam? Bir de Tokyo'da. Evet. Bond'a evet. Siyasi, Tokyo'da da ekonomik anlamda Afganistan'ın yeniden imarı, inşası, Afgan devletinin oluşumuyla ilgili adımlar atıldı. Hepsi ama laf. Gerisi hikaye. Hepsi laf. Evet. Hepsi laf. Hepsi kurgu. Evet. Çok açık. Sonuca bakarım ben. Netice olarak Avrupa Birliği de şimdi Merkel'in seçimi var orada. Onun için efendim kendisi girmiyor ama partisi giriyor. Seçimi alabilmek için aman bu Afganlar Türkiye'de kalsın. En iyi çözüm Türkiye'de para verelim orada dursunlar. Ve şey daha söyleyeyim, şu anda Almanya'da en çok tartışılan konulardan bir tanesi Alman askerlerinin oradan çekilmesi esnasında Almanlarla işbirliği yapan oradaki Afganlıların yeterince Almanya'ya taşınamamış olması. Ve orada büyük bir korku içerisinde Taliban tarafından imha edilmekten korkmaları. İşte efendim amnesti ilan edildi, af ilan edildi falan. Buna adamlar güvenmiyorlar. Korkuyorlar. Haklı olarak. Çünkü yapılan uygulamalar, o sosyal psikolojiyi kullanarak yapılan bu elle kesmeler, el kesmeler, kırbaçlamalar, burka giymedi diye öldürmeler vesaire vesaire. Bunların hepsi o korkuyu ne yapıyor? Besliyor. Dolayısıyla yani Cengiz Han'a örnek vermiştim. Hani gelmeden önce ismi geliyor, yapacağı işler geliyor. Onun üzerine herkes korkusundan silahını bırakıp kaçıyor. Değil mi? Şimdi olan bu. Yani bu Taliban bu şekilde bir zafer elde etti. Hiçbir şekilde Taliban Afgan milletini temsil etmiyor ve Afgan halklarını hocam, temsil etmiyor. Kolay bir zafer elde etti diyoruz ama diğer tarafta mesela Çin ya da diğer devletler diyor ki işte bakın Amerika kağıttan bir efendim onlar propaganda yapmaya kaplan, çalışıyorlar onlar. Evet ve öyle diyorlar. Kaybetti diyorlar. Eğer onlar öyle siz diyorlar. Amerika'ya güvenerek işte bir takım işler yapmaya kalkarsanız sonunuz Afganlar gibi olur diyorlar. Örneğin bu noktada Çin yönetimi Tayvan'a, Çin devleti Tayvan'a Afganistan vurgulu mesajlar gönderiyor. ABD'ye güvenip sakın bağımsızlığınızı ilan etmeye kalkmayın. Değerli hocam. Efendim. Değerli hocam bir alakası yok bu işin. Hiç alakası yok. Tayvan'la Afganistan meselesinin hiçbir alakası da yok. Hayır bunu Tayvan. Çinler diyor hocam. Çin diyor. Yani diyor ki Tayvan'a sakın diyor Amerika'ya güvenip diyor bir delilik yapmayın. Siz de yoksa Amerikan uçaklarının tekerlerine tutundur havadan aşağı paraşütsüz atlarsınız diyor. Efendim bakınız Tayvan zaten bağımsız bir devlet. Evet. Kendi kendini idare eden bir devlet. Belki bazı devletler onu tanımıyor ama bağımsız bir devlet. Onun tanınmamasını sağlayan Çin Halk Cumhuriyeti'nin diplomatik ataklarıdır. Litvanya'nın şu anda tek Çin politikası. Kızdırmak için yaptığı iş bir noktada Amerikalıların teşvikiyle. Amerika kendisi yapamıyor da Litvanya yaptırıyor onu. Ve o şekilde Tayvan'a mesaj. Tayvan üzerinden Çin'e mesaj. Yani zaten Tayvan'la Çin yan yana yaşayan iki ülke. Bunların birbiriyle alıp veremediği bir şey yok. Bunu kim düşünüyorsa yanlış düşünüyor. Çin propaganda mekanizması o zaman biraz yanlışlık yapıyor. Gayet yanlışlık yapmadı. Kendi çıkarları doğrusunda o öyle bunu kullanıyor yani. Olduğu gibi. Ama Tayvan'ı ellemek, Tayvan'ın bağımsızlığını elinden almak, Tayvan'ı işgal etmek gibi projeleri yok Çin'in.
Ve hayır Çin'in zaten projesi anlamında demiyorum. Çin diyor ki sakın Amerika'ya güvenip bize posta koymaya kalkma, farklı zaten tavırlar geliştirme diyor. Yoksa diyor Afganistan gibi yapmıyor olursun diyor. Şimdi Sencer Hoca öyle bir şey yok. Sencer Hoca öyle bir şey yapmıyor. Hak veriyorum yani Çin'e baktığımız şey zaman Çin sanayi mallarını ihracatta çevresindeki Çin diasporasından ve Çinlilerin etnik Çinlilerin çok olduğu bütün ülkeleri kullandı. Gayet bunun içinde tabii, Tayvan'da var. Sencer Hocam buna Singapur'da bir itirazım yok benim. Kullandı. Ben şunu söylemeye çalışıyorum. Amerika kaybetti ve Amerika ama Amerika kaybetmedi diyoruz diğer taraftan bakıldığında. Evet. Çünkü Amerika aslında farklı bir savaş yeni gidecek. Bir yapıya doğru gidiyor. Evet. Ama sonuçta şu an Amerika kaybetti söylemini, ifadesini Çin propaganda merkezi çok net bir şekilde Tayvan'a karşı da kullanıyor diyorum. Yoksa sonumuz Afganistan gibi olur diye belirtiyor. Değil. Efendim? Ama hocam Tayvanlar bunu yiyecek kadar akılsız değil. Yani böyle bir şey yok zaten ortada. Yan yana yaşayıp gidiyorlar bunlar. Çin onları kabul ediyor, Tayvan da onları kabul ediyor. Başka bir şey yok. İşte uzun bacaklar geçince işler karışır diyorlar hocam. Yok efendim, yok öyle bir şey. Öyle bir şey yok. Karışmaz değil mi? Onlar aptal değil. Yani ama Amerikalılar gayet tabii Tayvan'ın kartını kaşıyarak Çin'i kızdırmaya çalışıyorlar. Güney Çin Denizi'ni. Adam Litvanya'dan bile kaşımış hocam. Kaşıyor ama istediği kadar kaşısın. Yani böyle diplomatik bir takım laflar duyabilirsiniz ama gerçekten de bu işin alakası yok. Tabii Tayvan'da orada bir temsilcilik açmış. Zaten 28 ülkeye tanıyor Tayvan'ı. Adamlar onlara para veriyorlar, teknik yardım yapıyorlar. Küçük küçük devletler Orta Afrika'da, Orta Amerika'da, orada Vanuatu bilmem ne diye küçük küçük devletler var Pasifik'te. Onları falan, onların bayraklarını falan asmışlar. Yani bizi de tanıyanlar var diye. Ha şimdi bir de buna Litvanya eklendi. Aman ne güzel. Yani Tayvan açısından bakıldığında ama daha fazla bir şey değil. Anlatabiliyor muyum? Bu birkaç tane diplomatın en çoğundan elinde viski bardağıyla dolaşırken bak bizi şurada tanıdı, bak bayrağını da bizim birliğimizin önüne astık demesine benziyor. Başka hiçbir şey değil. Çinliler de bunu biliyor, Tayvanlılar da bunu biliyor, Amerikalılar da bunu biliyor. Bana sorarsanız Litvanyalılar da bunu biliyor. Ama kullanıyorlar. Başka hiçbir şey değil. Yani bir şeye olduğundan fazla bir anlam yüklememek lazım. Onu söylemek için bunu söylüyorum. Ve şimdi bakın Almanya'daki en büyük tartışma Afgan işbirlikçileri diyelim. Esasen onlarla çalışmış olan işbirlikçi kelimesi belki yanlış olabilir. Yani onlarla tercüman olarak, teknik eleman olarak çalışmış olanlar aileleriyle korku içerisindeler. Bir takım güvenli evler denilen evler yapmışlar. Oralarda 30 kadar aile barınıyor. Bir nevi sığınak şeklinde. Alman televizyonu 2'de bir bunları veriyor. Ne yapacağız biz bunları diye. Alman politikacılar hiç bu meseleye girmiyorlar. Girmemelerinin en büyük sebebi de bu problemi şu anda seçim malzemesi yapmak istemiyorlar. Afganlardan, Afgan göçünden korkuyorlar. Çok açık söyleyeyim. Ve bu arada bazı yayınlar hani bu, yazılar çıktı. Hani bu çalışanlar alıp götüreceklerdi. Bir parantez açayım. Taliban Kabil Hava Limanı'ndaki uçuşları geçici olarak durdurdu. Evet doğrudur. Yani şimdi kim bunu kim yapıyor? Bunu Taliban. Taliban da çevirmiş şeyin etrafını, havaalanının etrafını. Evet. Ondan sonra oraya diyor ki yabancı pasaportlu olanlar girebilir ama bizim Afgan pasaportlu olanlar giremez diyor. Onları sokmuyor. Onlar da kaldı bu tarafta. Ya şimdi onlar gün, da Almanya'ya boyunca mesaj gönderiyorlar. Bitti yani. Şimdi artık bundan sonra ne olacağını kimse bilmiyor. Acaba Taliban hakikaten açıkladığı gibi mi davranacak? Yoksa hakikaten affettik mahvettik demesine rağmen hani bir eyalette burka giymeyen kadını efendim katlettikleri gibi bunlara da şeriat hükmü peki uygulayıp. Peki sizin tahmininiz ne hocam? Çünkü ona göre aslında konuşulan Avrupa'nın en büyük endişesi çok daha ciddi göç dalgaları. Sayın Kambolat dedi ki bu Afganistan'la sınırlı kalmaz. Orta Asya'yı hatta Orta Asya'nın güneyi bağlamında onu çok da kapsa. Daha. Çok doğru söylüyor. Evet. Tamamen yani katılıyor. Hocam, hocam aynen bunun öyle. Bir başka versiyonunu aslında Vietnam ve çevresinde gördük. Yapılarla fazla oynayınca burada Kamboçya'da bir Pol Pot rejimini gördük.
Ve burada Aydın diye ülkedeki bütün gözlüklü vatandaşlarını bile öldüren bir rejim ortaya çıktı. Doğru. Ben gözlüğümü çıkartıyorum. Hastalıklı rejimler bunlar. Hastalıklı rejimler. Cem Hocam sen de çıkartabilirsin. Eğer ara duraksa Taliban, ara duraksa bugünkü DAEŞ IŞİD yapısından daha radikal bir yapı Afganistan'da egemen olabilir. Aday. Bu da büyük bir tehlike bu. Korkunç bir katliamlara neden olabilir. Öyle çok büyük bir tehlike bu. Çok büyük tehlike budur yani. Bunu onun için bunu önlemek için Rusların, Çinlilerin günü kurtarmak yerine burada hepimizle beraber hareket ederek uzun vadeli olarak problemi çözmeye çalışmaları gerekir. Doğru. Onun için ben bu yaklaşımlarını hiçbir şekilde doğru bulmuyorum. Amerikalıların yaklaşımından da bir fark görmüyorum. Amerikalılar hocam, gayet güzel bir şey söylüyorsunuz ama mesela Çin'in son yaklaşımına bakıldığında Çin'in bölgesel çözüm yerine ben bu sorunu kendim, yani bana dokunmayan yılan bin yaşasın tarzında bir yaklaşımı var. Yanlış. Ben bunu kendim çözüyorum. Yaklaşımı açıkçası Taliban'ın şu anki mevcut pozisyonunu da güçlendiren bir durum. Fecaat bu. Yanlış bir şey. Evet. Yanlış bir şey. Yani bunun sonucunda ne bir kuşak bir yol olur, ne Çin hedeflerine ulaşabilir. Çin de bundan payına düşeni alır. Onu söyleyeyim. Hı. Rusya da payına düşeni alır. Bunu yaptığı takdirde. Böyle olmaz yani. Evet. Yani maalesef kifayetsiz bir yaklaşım burada ben görüyorum. Bu kifayetsiz yaklaşımın sonuçlarını da çok vahim olarak görüyorum. Açık konuşuyorum. Anladım. Yani Güvenlik Konseyi'nden bir takım kararlar çıkarıp bir şeyler yapmak lazım. Ama Amerikalıların yaptığı gibi değil. Gelip efendim Doha'dan kalkan bir B-52 midir nedir o uçakları? Onlarla gelip halı bombardımanı yapıp sivil halkı bilmem neyi hepsini katledip tekrar geri dönmek. Peki bununla ben, bu iş olmuyor. Ben Cem Hocam'a sorayım. Sencer Hocam aslında güzel bir hususa dikkat çekti. Dedi ki Birleşmiş Milletler'de bu konuda bir takım kararlar ya da bir takım üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeli dedi. Şimdi bakıldığında Çin'in özellikle devreye girmesiyle birlikte diyelim ki Amerika'nın, Avrupa'nın bir takım endişeleri bu birkaç gün öncesine kadar çok daha yüksek bir sesle dile getiriliyordu ve Taliban'ı tanımayabiliriz gibilerinden yaklaşımlar da vardı. Son bir gün içerisinde bu biraz değişmekle birlikte. Şimdi Çin'in Taliban'a verdiği desteği, yaklaşımı gördük. Bu aslında BM'de Çin'in desteğini almış bir Taliban ve Afganistan anlamına gelmiyor mu? Dolayısıyla BM'de de burada bir bölünmüşlük ve dolayısıyla BM üzerinden krizin daha da derinleşeceği bir sürece işaret etmiyor mu Cem Hocam? Ben çok o kanıda değil. Yani tabii açalım. Bunun da sebebi şu, Çin, Çin Halk Cumhuriyeti yönetimi enteresan bir yönetim. Şöyle bir enteresanlık var. Dış politikaları aşırı pragmatik. Şimdi bunun bir tarafı Çin'e şey sağlıyor. Artı değer sağlıyor. Nasıl oluyor? Mesela Suriye İç Savaşı süresince işte Bashar Esad kendine bir seçim yaptırıyor. İşte %90 küsur oy alıyor. Yeniden devlet başkanı seçildim diyor falan. Bunlar şey, hemen Çin bir kutlama mesajı yolluyor. İyi ki şey yaptınız. İşte bu Taliban'ın Kabil'e yürümeden önceki döneminde yavaş yavaş Amerikan ordusunun çekilmesi güçlendiğinde neyle karşılaştık? Çin'in Dışişleri Bakanı Wang Yi Taliban liderlerinden bir tanesiyle Çin'de güzel güzel pozlar verdi. Niye? Çünkü Çin diplomasisi şey üstünden yürümüyor. Bizim işte Avrupa'dan, Amerika Birleşik Devletleri'nden, kendimizden alıştığımız bir takım prensipler, ilkeler, işte demokrasi midir, darbe mi yapmıştır, şöyle midir, bu haklı mıdır bu yaptığı işte falan gibi şeylere biz
Çinliler bakmıyor. Çinlilerin baktığı işte kağıt üstünde bu ülkenin yöneticisi kim? Taliban. Tamam, bitti. O zaman biz Taliban'la ilişki kurarız. Şimdi bu Çin Halk Cumhuriyeti'ne bir yandan rahatlık sağlıyor. Bizim Batı dünyasında elimizde olmayan bir rahatlığı Çin'e veriyor. Nasıl veriyor? Çinlilerin şey gibi derdi yok, işte bu darbeyle mi iş başına geldi, bilmem ne mi yaptı, hocam, seçimde hile mi etti. Öyle bir şey mi var sizce? Tabii yani Çin Halk Cumhuriyeti'ni şey direkt bırakmadı. Darbe yapanlarla çalışmıyorlar mı? Kağıt üstünde ülkeyi kim yönetiyorsa onlar için geçerli yönetim o. Dolayısıyla da hani bu sistem... Yani darbe yapanlarla işbirliği yapıyor diyor. Yapıyor. Çin. Hayır, Batı da yapıyor. Yani onu diyorum. Yalnız Çin değil ki, Batı da yapıyor. Benim hocam. Yanlış anlamadıysam Cem hocam yapmıyor diyor Batı. Nerede yapmıyor? Hayır, Batı'nın şeyleri var. İşte ben sana yardım verirsem... Amerika şöyle bir şey var işte. Bütün Latin Mısır Amerika'da, diyeceksin ama ya onu bırakın, Latin Amerika tarihi, darbeler tarihi kim yaptı? Çin mi yaptı? Yani Amerika yaptı. Türkiye'de benim dediğim gelin o değil Türkiye'de aslında. De yani tamam, Türkiye'de de öyle de buradaki hikaye o değil, artık Soğuk Savaş'ta değiliz. Yani ne oluyor mesela, Avrupa Birliği Afrika'da bir ülkeye kredi verirken sen demokrasi misin, bilmem ne misin, bu parayı nereye harcayacaksın, çarçur mu edeceksin diyor. Mısır. Çin Halk Cumhuriyeti'nde böyle bir... Yani Afganistan'a, Taliban'a oradan para çıkmaz mı demek istiyorsun Cem hocam? Çıkar. Şeyden çıkar, Çin'den çıkar diyor. Yok yok, Avrupa Birliği'nden. Avrupa Birliği duruma göre şu anda zaten canlarını kurtarıyor. İşte şimdi demin... Ben bu Avrupa Birliği'ni Cem hocam anlamıyorum. Ben bu Avrupa Birliği'ni anlamıyorum. Yani bize bunu ihale edeceğine, örneğin Avrupa Birliği, gerçekten sorunun çözümü noktasında kaynaklarını ciddi anlamda şu 20 yıl içerisinde seferber etmiş olsaydı, orada gerçekten yapıcı bir yaklaşım sergilemiş olsaydı, ki bana göre bunu yapabilmesi mümkün değildi. Çünkü Avrupa'da öyle bir irade yok. Avrupa'nın iradesi İstek Amerika'ya yok. İpotekli hocam. Yapamaz. Sencer hocam çok daha iyi bilir. Almanya bir takım şeyler yapmaya çalıştı. Kafasına bir takım şeyler indi. Yanlış mı? Sencer hocam Afganistan'da. Sonra Almanya hemen geri adım attı. Tabii tabii. Hatta bakın şimdi bu... Yanılmıyorsam Herat bölgesinde oldu bunlar. Evet. Hamit Karzai havaalanında Almanlarla çalışanları almamışlar. Amerikalılarla çalışanları almışlar. Dışişleri Bakanı Heiko Maas'a soruyorlar niye böyle oldu diye. Amerikalılar diyor önce kendi adamlarını kurtarmaya karar verdiler. Ondan sonra sıra bize gelecek diyor. Çünkü yani Almanları rezil ediyor. Avrupa'yı rezil ediyor. Ya yani bu ne yani demek, bu biliyor musun? Almanları burada bitirme, Avrupa'yı bitirme. Evet. Bizim diyeceğimiz bir şey yok demek istiyor. Yani burada Amerikalılar son sözü söyler. Bize ne bırakırlarsa öyle evet, hareket eder. Aziyet. Bunu açıkça söylüyor. Tabii aziyet. Bu aziyet politikası evet, da Avrupa'nın. Tam fecaat. Tabii. Almanlar da diyor bu böyle fecaat olur mu? Ne biçim müttefik bu falan filan. Ama söyleyecek bir laf yok. Gerçek bu. Yani gücü elinde bulunduran Amerika sopasıyla Avrupa'yı yönlendiriyor. Şu anda Kuzey Akım 2 için Dışişleri Bakanı Blinken diyor ki bizim yapacağımız bir şey kalmadı artık, iş bitmiştir diyor. Hele şükür yani sonunda Kuzey Akım 2 bitti yani netice olarak. Evet, evet. Türkiye'nin hava limanını koruma planına ne diyorsunuz? Ne olacak bundan sonra? Kime soruyorsunuz? Türkiye açıkladı çok net bir şekilde. Taliban da açıklamaları yaptı. Yani evet. Kabil Havalanı'nı söylüyor da sanki biz artık o kısmı geçtik o gibi. O kısmı geçtik, bayağı evet. Geçtik. Yani o yüzden yani... Geçtik, bitti o iş o. Evet, evet. Yani ne demeye çalışıyorsun Hasan hocam? Yani sadece kağıt üstünde kaldı. Hayır, o bir denendi, bakıldı, edildi. Bakıldı tabii, ki... Evet. Tabii. Ya ama öyle olacağını söylemiyor muyduk? Yani böyle olmaması lazım. Demiyor muyduk yani? Evet. Bu yayınların hepsinde evet. Söylemedik mi bunu? Doğru. Evet. Ama bir de o illa da bunu yapalım dediler. İşte son bir şey yapmalarına imkan kalmadı. Taliban geldi, çevirdi, işi bitirdi.
Böylece bitti. Evet. Yani dosya işte kapandı. Evet. Bütün bu planlar evet, bir şey üstündendi. Yani 30 gün 35 gün sürecek Taliban'ın Kabil'e gelmesi üstündendi. 90 gün 30 ve 90 kapıyı gün. Kapıyı çalıp biz geldik deyince evet hızlı bir şekilde. Hazırlıksız yakalandık diyor yani Cem Hocam. Doğrudur. Çok hızlı evet. Oldu diyor yani. Daha biz oysa değil mi konuşuyorduk Cem Hocam yani. Blitzkrieg yani. Gibi oldu şey böyle evet. Afgan Krieg. Şimdi evet. Demin konuşurken işte Fransız gazetelerinden şey düştü telefona. Diyor ki 142 kişi daha Afganistan'dan Fransa'nın işbirlikçisi olanlardan Ruasi Havalimanı'na indi diyor. Böylece 182 toplam kişiyi Afganlıyı Fransızlar Fransa'ya getirmiş oldu. Bu hani kabul edilebilecek bir rakam değil. Hani Afrika şey Avrupa üstünden konuşuyorduk ya demin üzerine. Doğru. Çok. Ama doğru. Macron açıkladı Türkiye baksın diyor hocam. Tabii. Evet. Öylesi evet. Kolay. Doğru. Doğru. Avusturya da açıkladı kurs. O da öyle. Evet. Topu Türkiye'ye atıyorlar. Evet. Avrupa Birliği Ekonomi Komiserinin Gentiloni'nin de söyledikleri ilginç bir insani koridor oluşturulsun diyor. Herhalde Türkiye'ye Berlin'e kadar. Berlin'e mi uzanıyormuş? Yok, Türkiye'ye kadar herhalde bu koridor. Tabii tabii. Ama İran'ın aldığı kararlar var. Dedi ki biz artık daha fazla sınırdan geçiş kabul etmiyoruz. O dikkatinizi belki çekmiştir. Evet. Evet. Sınırı kapatma anlamında. Doğru. Evet, i̇nşallah öyle yaparlar. İnşallah. İnşallah uygularlar onu. Evet. Yani uygulamazlarsa bilemiyoruz. Ama yani çünkü bu yani İran artık şunu çok net bir şekilde görmeli ki en azından Türk kamuoyunda İran'ın izlediği bir politika hiç de hoş karşılanmıyor. Ve İran'ın da aleyhine dönen bir tabii, politika. Tabii yani bu yani hoş bir şey değil ve artı bunun sonu yok yani. Almanya'daki siyasetçiler ne diyorlar biliyor musunuz? Evet. Almanya'yla, Avrupa'yla işbirliği yapmış olan Afganlılar ki sayıları binlerce bunlar diyorlar bir zahmet çevre ülkeler tarafından misafir edilsinler. Çevre ülkelerde uyum içerisinde yaşasınlar. Biz de Türkiye'de bu çevre ülkelere dair tabii. Ve biz de bunlara gereken desteği verelim. Evet, çevre dediği Türkiye zaten. Tabii. Evet. Bir de Orta Asya. Aslında Türkiye'de Asya. Gelişen ve söylenen Orta Asya bir söylemde. Orta Asya kabul etmiyor yani evet. Biliyorsunuz. Yani bize verilen 3 milyar doları biz Avrupa Birliği'ne verelim. Bütün dolar mı avro mu? Avroyu bütün mültecileri de alsınlar şeklinde bir görüş. Türkiye'de mi? Evet. 3,5 milyar avro hadisesi. Biz onlara verelim. Evet. Onlar baksın. Evet. Neyse söylenecek çok şey var ama hocam biraz da bu işin daha gerçekçi boyutuna gelelim. Benim gördüğüm kadarıyla Rusya ve Çin aslında ikinci olasılık üzerinde daha çok duruyor ve Orta Asya devletleri. O da yani aslında yeni bir büyük oyunda yeni bir safhaya geçildi 20 yılın sonunda ve bölge ciddi anlamda bir istikrarsızlaştırılma tehdidiyle karşı karşıya. Evet. Ondan dolayı da Rusya hem Orta Asya'daki devletlerle Sayın Kambolat da söyledi askeri tatbikatlar yapıyor hem de Çin'le Çin sınırları içerisinde biliyorsunuz Zapad Interaction 2021'i yapıyor. Tatbikat anlamında. Ve yine yanılmıyorsam Eylül ayında da Şangay'ın bir askeri tatbikatı olacak. Yani iş buraya doğru da gidiyor. Dolayısıyla bölgenin şu an gördüğümüz kadarıyla yeni bir istikrarlı anlamda yeni bir Afganistan beklentisi yok. Yani daha da bu anlamda krizin derinleşeceği ve genişleyeceği bir Afganistan sorunu söz konusu ve buna yönelik olarak da askeri tedbirlerini alıyorlar. Siz burada
bu askeri tedbirlere baktığınızda, ki burada kısmen de konuştuk, bir taraftan Rusya'nın Orta Asya devletleri üzerindeki etkisini arttırmaya yönelik aslında girişimleri, çabaları var. Ama diğer taraftan da bakıldığında Şangay üzerinden Rusya'nın aslında Çin'le birlikte bölgede bir ortak sanki güvenlik arayışı da var. Ve yine izleyicilerimiz açısından söyleyelim, Şangay'ın öyle bir garip yapısı var ki Çin, Hindistan aslında gırtla gırtla yeri geldiğinde biliyorsunuz taşlı sopalı en hafif. Evet. Böyle diyelim ki araçlarla birbirlerine giriyorlar. Ya da Hindistan, Pakistan aynı şekilde Şangay'ın üyeleri. Keşmir dolayısıyla birbirleriyle sorundu. Tacikistan, Kırgızistan yine Şangay'ın birer üyesi ama düne kadar Batken sınırda yine ciddi krizler vardı. Yani NATO'dan daha kötü bakıldığında. NATO üyeleri arasında bu kadar böyle bir sorunlar yumağının olduğu bir durum söz konusu değil. Ve bu Şangay üzerinden de bir bölgede ortak güvenlik mekanizması geliştirmeye çalışıyorlar. Siz bunu ne kadar gerçekçi ya da başarılı buluyorsunuz Sencer Hocam? Efendim şimdi askeri tatbikatlarla yapılacak işler var. Ve askeri tatbikatlarla erişilmeyecek sonuçlar var. Buradaki Taliban tehdidi ve Selefi tehdit esasen asimetrik bir tehdit. Yani bu hibrit savaş vesaire diyorlar ya, böyle bir durumla karşı karşıyayız. Ve bu ülkelerin, özellikle biraz önce konuştuğum, tarihi geçmişleri maalesef aynen genel dostumun başına gelen olaylarda görüldüğü üzere o bölgedeki insanlar arasında da hızlıca yayılabilme özelliğine sahip. Bunu gördük. Dolayısıyla bunu askeri tatbikatlarla önleyemezsiniz. Askeri tatbikatlarla en çoğunda göğüs göğüste yalanışlar veya kanınızda göçer olduğunda onunla mücadele edebilirsiniz. Amerikalılar da aynısını yaptılar şeyin içerisinde. NATO da aynısını yaptı. Afganistan içerisinde. Ama sınır ötesine eğer böyle hibrit mücadeleler, asimetrik mücadeleler akarsa bunu önlemenin yolu askeri tatbikatlar olamaz. Onu belirtmek için söyledim. Bu en çoğundan gövde gösterisi olur. Orada da kalır. Daha ötesine gitmez. Zaten bu 20 yıllık sürece bakıldığında hani siz konuşurken aklıma geldi. Taliban'ın daha önce hibrit savaşma ya da bu anlamda bir yeteneği yoktu. Yoktu, biliyorsun. Yoktu. Ama şimdi Amerika ile savaşa savaşa bu hibrit savaş yeteneği gelişti aslında. Bakıldığında. Gelişti. Evet. Şimdi, dolayısıyla sanki bugüne ve yarına bu 20 yıl içerisinde hazırlanmış bir Taliban yapısı var gibi. DAEŞ ya da IŞİD unsurlarının taşınmasıyla birlikte bu yetenek daha bir aslında hibrit hale geldi bakıldığında. Evet, çok ilginç. Evet. Şunu da söylemek lazım. 1991'e kadar, yani Sovyetler Birliği'nin dağılmasına kadar Orta Asya ile Güney arasında, Afganistan arasında bir geçilmez sınırlar mevcuttu burada Soğuk Savaş döneminde. Ama son 30 yılda bu sınırlar eridi ve erimi Orta Asya'nın güneye etkilemesi değil, güneyin Orta Asya'yı etkilemesi şeklinde tehdit çok hızla bağlamında, değil mi? Gelişti. Evet, tehdit bağlamında, narkotik bağlamında, her alanda. Ve şimdi bu Taliban ve DAEŞ yapılarıyla birlikte bu artık etkilemenin bir çökertmeye doğru götürdüğünü görüyoruz. Aynı bu son bu sellerde. Bu uyuşturucu üzerinden sınırlar iyice delik deşik, daha tanınır bir hale mi geldi? Aynen onu öyle. Onu mu demek istiyorsun? Evet. Aynı son sel felaketlerinde nasıl dere yatağına evler yapıldı. İlk önce su azdı ama bir şey olmadı. Fakat sonra temelleri yiyip kağıttan binalar gibi koca binaların çöktüğünü gördük. Buraya doğru çok hızla gelen bir sel felaketinin şimdi
akacağı döneme doğru çok hızla geliyoruz. Yani onun için buna ciddi bir şekilde bakmamız ve analizden öte harekete geçmemiz lazım. Evet. Cem Hocam ne dersiniz? Sizin de görüşlerinizi alalım. Doğru. Şimdi, doğru söylüyor. Burada... Doğru söylüyor. Evet. Şimdi Hasan Hocam çok doğru söylüyor. Bunun yanında tabii bir de Amerikan tarafı var burada. Şimdi Amerikalılar da Çin'in artan askeri gücünü değerlendirip yeni bir şeye döndüler. Yeni bir mecraya döndüler. Doğru. Şimdi biraz da ondan konuşmak lazım. Ama belki bir parantez açayım istiyorsan. Sevgili Cem Hocam. Çin ordusu gerçekten bir savaş tecrübesine sahip mi? Yani Kore'de gördük iyilerde. Yani orada yani en son işte 50'lerde değil mi? Çin Hindistan'la savaştı. 62. Kore'de de gördük. Vietnam'da da gördük. Yani Çin aslında kurulduğundan beri savaşıyor. Ben 62 sonrası savaşını görmedim. Tamam. Ve artı yani günümüz boyutunda bu terörle savaş dahil olmak üzere öyle bir şey yok. Yani Çin'in gerçek manada gerçek bir savaş şeyi yok. Mesela Kore'de vekaleten savaştı. Doğrudan bir devlet olarak, ordu olarak girmedi biliyorsun. Gönüllüler üzerinden. Yani o gönüllü de ordu aslında. Evet yani. Ama yani sonuçta doğrudan bir savaş şeyi yok. 62'de evet haklısın. Yani Hindistan'ı duman etti orada ama Hindistan ordusuna bakıldığında yani Hindistan-Pakistan bağlamında da karşılaştırma yapıldığında açıkçası ben yani şöyle baktığımda Çin ordusunu 62 ve sonrası itibariyle yani sınır ötesi operasyon, ilk sınır ötesi tatbikatta yanılmıyorsam Kırgızistan'la yaptı. Evet. Ben öyle biliyorum. Doğru. Yani bir 5-10 yıl gibi bir süre oldu ama ilk askeri tatbikatını da o Kırgızistan'la yaptı. Yani Çin'in evet yani çok büyük bir ekonomisi var. Belki siyaseten etkili olmaya çalışıyor ama Çin ordusunun sınırlarının dışında bu tür bir operasyon, bir Amerika gibi hatta bir Türkiye boyutuyla bakalım. Böyle bir tecrübesi, böyle bir kapasitesi açıkçası bana göre çok tartışılır. Yani Çin evet bir dev gibi gözüküyor ama yani bu devin bence bana göre çok büyük tereddütleri var. Yani bu tabii. Çin ordusuna tabii çok ciddi maliyetlere yol açabilir. Kuvvetle muhtemel Hasan Hocam yani Sovyet işgalini şöyle bir gözünün önüne getir ki burada hep göz ardı ettiğimiz bir husus var. Yani bugünkü Afganistan aslında en büyük müsebbibi son dönem itibariyle bakıldığında Sovyet Rusya. Yani Rusya kendi etti kendi şu an buluyor. Yani oradaki yapıyı Amerika'yı oraya kadar getiren aslında Rusya'nın o güneye doğru politikası ve Afganistan'ı işgali oldu. Ve bugün Rusya halen bunun gerçekleriyle yani o 79'un bedelini bana göre ödemeye devam ediyor. Ve bunu ne yazık ki Orta Asya devletleri çok daha yakından ve derinden hissediyor. Onun için Amerika'nın bana göre orada 79 ve sonrası itibariyle bölgeyle bitmemiş bir hesabı var. Ve bu hesap devam ediyor. Çin ordusu bağlamında da bakıldığında aslında çok güzel söyledin. Sencer Hocam da söyledi. Yani orada tatbikatlarla bunların yapabileceği bir şey yok. Çünkü yok. Her iki ordunun da bu anlamda çok fazlasıyla hantal bir durumu söz konusu. Ki Orta Asya devletlerinde en güçlü olan Özbekistan biliyorsun. Evet. Özbekistan bu anlamda. Ama mesela Türkmenistan boyutuyla bakıldığında belki Türkmenistan şunu ciddi anlamda tartışacak. Yani bir daimi tarafsızlık statüsü var. Evet, ulus devletler açısından bakıldığında %100 bir garanti olması da sonuçta rasyonel anlamda, ulus devletler açısından belki saygı duyulacak bir sınırlar var. Ama karşısında Taliban gibi bir yapı, bu ulus devletler kararına, BM bağlamında söylüyorum,
ne kadar saygı gösterecek ya da ne kadar dikkate alacak? Mari, Merve kadar 50 kişilik grubun o evet. anlamda ilerleyişi oldukça bence dikkat çekici ve çarpıcı. Dolayısıyla bugün yani diyelim Özbekistan'dan giremedi. Tacikistan'dan girebilecek bir efendime söyleyeyim. Taliban ya da DAEŞ ya da daha başka radikal gruplar var ki Özbekistan'dan girememesi açıkçası Taşkent açısından bir güvence değil. Çünkü Tacikistan'dan girdi mi Fergana yine Özbekistan'a karıştırabiliyor. Veya Türkmenistan'dan girdiğinde yine aynı şekilde. Çünkü orada doubly landlocked dediğimiz ülke pozisyonunda. Her taraftan orada diğer Orta Asya devletleri tarafından da böyle komşular olduğunda. Yukarıda Kırgızistan yine tabii, Fergana tabii. Yani bölgesi. Yine Fergana hayır Özbekistan bağlamında evet. diyorum. Yani Özbekistan'ın evet. sınırlarını başlı başına koruyor olması açıkçası Nasrettin Hoca'nın türbesi gibi. Doğru. Oradan girmez ama öbür taraftan girer. Ve, belki Özbekistan'ın en büyük endişesi de bu. Türbenin sınırları da bayağı geniş. Kesinlikle. Ve bu anlamda aslında bugünkü programda ortaya çıkan bir şey vardı. Sanırım Sencer Hocam mı söyledi, Hasan Hocam mı tam hatırlamıyorum. Sovyet döneminde güçlü sınırlar var denildi evet, değil mi? Evet ben söyledim. Evet sen söyledin. Evet. Şimdi Sovyet döneminde çünkü her halükarda güçlü bir Moskova vardı her şeye Doğru. rağmen en azından o bölgede. O sınır güvenliğini sağlayabiliyordu. Şimdi bunu Rusya kendisi kolektif güvenlik anlaşması örgütü üzerinden yapmak istiyor. Çünkü Doğru. orada iki ülke buna üye değil. Biri Özbekistan, diğeri Türkmenistan. Bir de yeri açılmışken şunu Tabii. da ifade etmek istiyorum kısaca. Yani bu 30 yıllık dönem içerisinde yani 91'den itibarenki dönemde Orta Asya'da genelde Sovyet artı otoriter seküler yönetimleri görüyoruz. Ama bunlar buzun erimesi gibi bu 30 yılda giderek eridiğini, halkla orta sınıf altı kesimlerle ilişkilerinin giderek bozulduğu bir dönemde. Özellikle de Güney Orta Asya ülkelerinde. Yani bunun için burala eğer güneyden büyük bir sel felaketi, siyasi sel felaketi geldiği takdirde Selefi burada darma duman bu yönetimleri edebilir diye düşünüyorum. Bunda ciddi ciddi düşünmemiz lazım. Evet şimdi tabii orada halk bir tarafa mesela Tacikistan'a bakıldığında bir iç evet. savaş geçirdi biliyorsun. Doğru ciddi bir iç savaş geçirdi. Ve orada iç savaşın bir tarafı İslamcı gruplardı. Ki bu yani bu halen orada bir potansiyeli aslında işaret ediyor. Çok evet. ilginç bir şekilde. O grupları da zaten Moskova araya girerek bir sulh barış oldu. O gruplardan çoğu kişiydi. Güvenlik gücü polis yaparak bir şekilde susturulduğunu da gördük. Evet ama İslami Rönesans Partisi'nin oradaki merkezi de nerede? İran'da. Evet. O da çok ilginç. Yani Doğru. yani bakıldığında bölge fazlasıyla ilginç. Peki burada toparlamak gerekirse bu Çin'le ilgili, Çin diyorum Afganistan'la ilgili ve tabii Çin'in politikası da burada konuşulabilir. Cem Hocam, son toparlama bağlamında neler diyebilirsiniz? Çünkü diğer gündem maddelerine geçeceğim. Tamamdır. Şimdi demin yarım kalan lafımı ben bir toplayayım. Oradan tabii buyurun. Buraya bağlarım. 5 dakika şimdi reklam Çin... öncesi. Evet. Nasıl? Tamam, 5 dakika, sorun evet. Değil. 5? Oo, dünya konuşulur hocam. Tabii, tabii. Evet, buyurun. Şimdi Çin'in son 10 yılda yaptığı değişik bir şey var. O da uzun menzilli füzeler geliştiriyorlar. Amerikan anakarasını vurabilecek uzunlukta. Bu Pentagon'u rahatsız ediyor. Buna karşı bir yöntem geliştirmeye çalışıyorlar. Fakat burada da Amerikalıların karşılaştığı iki tane ciddi şey var. Bir tanesi silah lobisi, öbürü de ağır Amerikan bürokrasi. Çünkü o ona soracak, o ona izin verecek, öbürü bilmem ne yapacak, kongre onaylayacak vesaire. Bu işler tabii Çin Halk Cumhuriyeti'nde olduğu kadar hadi şunu yapıyoruz deyince olmuyor. Bunun için ama işte bu Afganistan'a bağlayacağım onu. Afganistan'dan çekilen kuvvetler
bir anlamda artık kullanmak durumunda olmadıkları uçakları satın almak silah üreticilerinden, gereği olmayan helikopterlere yatırım yapmak vesaire yerine Amerikalılar şimdi daha değişik bir şeye doğru gidiyorlar. Gitmeye çalışıyorlar. Şimdi mesela Orta Doğu'da konuşlanmış olan Amerikan deniz piyadeleri Japonya'daki 3. donanma sefer gücüne intikal oldular. Ne oluyor? Çin'e karşı orada bir şey yapıyorlar. Füzelere yöneldi Amerikan politikası. Bir diğer şey de şimdi diyorlar ki bizim elimizde İHA'lar var, uydular var, SİHA'lar var, uzun menzilli, kısa menzilli füze bataryalarımız var ama bunlar birbiriyle iletişim kuramıyorlar. Şimdi işte Çin'in öne geçtiğini düşündüğü kısım Amerikalıların orada ve bu sebeple de bir şekilde kendileri güzel bir şey söylemişler. Askeri nesnelerin interneti kurmamız lazım diyorlar. Bunun üstüne çalışıyorlar. Dolayısıyla Afganistan'dan çekilmelerinin bir şeyi de bu çalışmalara kaynak aktarmak. Hani illa şey değil, hani yenildiler, işte burunları kırıldı, kaçıyorlar filandan ziyade şey var. Yani Taliban bizim düşündüğümüzden daha hızlı hareket etti Afganistan'da ama Amerikalıların da askeri planları önümüzdeki dönem için değişiyor. Dolayısıyla da işte tatbikattan ziyade kimin uyduları, kimi silahları birbiriyle daha iyi iletişim kuracak, daha hızlı şey yapacaklar, bu var. Tabii Afganistan konusuna döndüğümüzde de bütün bölge için, yani kuzey komşularına bakın, işte Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan, aşağıda Pakistan, yakında Hindistan, Bangladeş. Şimdi bunların hepsi buradaki istikrarsızlıktan çok ciddi etkilenecektir. Dolayısıyla da buna karşı da işte Birleşmiş Milletler aracılığıyla zor ama bölgesel örgütlerle, işte NATO olur, Avrupa Birliği olur, Şangay İşbirliği olur, bir şey yapılması, hatta Türk Konseyi olur, bir ortak plan uygulanıp Afganistan'ın mümkün olduğu kadar bu selefi güçlerin diğer ülkelere geçmesini engelleyecek ve daha istikrarlı kalacak şekilde devam etmesi için bir ortak uğraşı gerekir diyeyim. Herhalde reklam vaktine kadar toparlayabildim. Mükemmel. Yani zamanlama mükemmel. Gayet güzel hocam. Tam böyle sıfır reklam arası. Evet. Sayın Kambolat. Afganistan'ı konuşmakla bitiremeyiz. Daha uzun süre konuşacağız gibi. Değil mi? Evet. Yani daha uzun süre konuşulur. Bu daha çok su götürür. Evet, inşallah Afganistan'ın güzel günlerini konuşuruz ama maalesef öyle görünmüyor. Evet, yani Afganistan insanı şaşırtıyor. Doğru. Yani değil mi? Biden bile Allah Allah diyor yani baktığımızda. Evet. Ermenistan, şimdi Karabağ'dı, şimdi Nahçıvan bağlamında provokasyonlara devam ediyor. Ne yapmaya çalışıyor? Ermenistan'da Paşinyan hükümeti kuruldu. Yemin etti ve göreve başladı. Neye yemin etti? Evet, ilginç bir soru oldu, değil mi? Evet. Neye yemin etti? Güzel denk geldi. Güzel. O yüzden kaçırmayayım dedim. Evet. Evet. Şimdi burada gördüğümüz Paşinyan hükümetini zorlayan kanatlar neydi? Özellikle Koçaryan'ın başını çektiği Karabağ klanı, Karabağ ekibi. Bu 44 günlük savaştaki yenilginin faturasını çıkartmaya çalışıyorlar. Ama şunu da gördük ki bu 44 günlük yenilgiye rağmen Ermenistan'da halk Paşinyan'ı yeniden iktidara taşıdı. Çünkü Ermenistan'daki halk artık bir normalleşme arzusu içerisinde olduğunu ve Batı'ya dönük bir Ermenistan arzusu içerisinde olduğunu da bize gösterdi. Koçaryan'ı Moskova destekliyordu. Hı hı. Şimdi
bu Paşinyan hükümeti ayakta kalabilmek için bir kaşımaya doğru gittiğini de görüyoruz. Nahçıvan'da, Karabağ'da, Karabağ dışındaki Azerbaycan topraklarında kendi arzularının sürdüğünü kendi halkına göstermeye çalışıyor. Bunun yardımcı gücü de Fransa olarak görüyoruz. Fransa ara sıra açıklamalarda bulunuyor. Burada Rusya'dan, Rusya'nın çekilmesi sonrası doğan boşluğu Fransız kuvvetlerinin doldurması gerektiği bile ifade edildi. Birkaç rakam da vermek istiyorum. Suriye'de de gündeme gelmişti hatırlarsan. Tabii Suriye'de de gündeme geldi zamanında. Fransa eski 19. yüzyıl söylemler içerisinde devam ediyor. Güçlü zamanlarındaki gibi. Birkaç rakam da vermek istiyorum izleyiciler için. Geçtiğimiz günlerde hem Azerbaycan tarafı hem Rusya tarafı Laçın koridoru için veriler yayınladı. Laçın koridoru Ermenistan'la Karabağ bağlayan ana hattır, karayolu hattıdır. Burada günde 44 günlük savaş sonrası günde yaklaşık 200 sivil aracın geçtiği söylendi. Temmuz'da Ermenistan'dan 15 bin araç gelmiş Karabağ'a. 21 bin araç çıkmış. Aynı şekilde yine Temmuz ayında 15.700 Ermeni vatandaşı Karabağ'a gelmiş. 22.360 vatandaş ayrılmış. Şunu gösteriyor, bir Ermeni tarafında ciddi bir umutsuzluk ve güven korkuları var. Bundan dolayı da aslında Karabağ'daki Ermeni nüfusunun çok hızlı bir şekilde de eridiğini bu rakamlar bize gösteriyor. Bunlar dediğim gibi sadece Azerbaycan rakamları değil, Rus rakamları da bunu gösteriyor. Paşinyan hükümetinin ilk açıklaması da ilginç. Burada Türkiye'ye yönelik olarak sınırların açılması üzerinde duruyor. Bence bu önemsenmeli. Niye önemsenmeli? Çünkü sınırların açılmasını gerek Ankara'ya, gerek Erivan'a, gerekse de Bakü'ye baskı yapan Batı, yani Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği. Bunu hemen Paşinyan hükümetine de seçilir seçilmez söylettiler. Ki bence zaten Sayın Erdoğan ve Sayın Aliyev'in Bakü'de de açıklamaları bu doğrultudaydı. Yani Ermenistan eğer normalleşirse, bir normal bir devlet haline gelirse burada geçenlerde sınırların Sayın Aliyev'in bir söylenmişti. Açıklamalar oldu, takip evet. etmişsindir. Evet. Orada üç önemli mesaj vardı. Ama en önemli mesajlardan biri şuydu. Yani ders almadıysanız ders vermeye devam edebilirsiniz. Evet. Bu birincisi. İkincisi, sadece Türkiye Azerbaycan bağlamında değil, Türkiye bağlamında da yani toprak iddialarınızdan vazgeçin. Böyle bir şeyde yaklaşımda söz konusuydu ama şunu bir kez daha söyledi, altını çizdiğin için söylüyorum. Gel kazanalım, işbirliği yapalım. Evet. Ve bu anlamda Laçin ile birlikte Zengazur. Doğru. Değil ki mi? Bu Moskova'da imzalanan anlaşmada bu da vardı. Evet. Bu koridorda var. Ama Zengazur'un adı zikredilmiyor galiba. Zikredilmiyor. Şu anda zikredilmiyor. Doğru. Orada da açıkçası Laçin'in adı geçiyor ama evet. Zengazur bağlamında zikredilmiyor. Evet. Ama o da dikkat çekici bir husus. Yani bu Paşinyan'ın açıklamaları sonrası bence önümüzdeki kısa vadede, orta vadede de demiyorum.
sınırların Türkiye ile sınırların açılmasının gündeme gelmesi beklenmelidir. Niye? Ama önce Azerbaycan ve Ermenistan arasında bu şeyin halledilmesi gerekiyor galiba. Yoksa daha önceki bunun o bizim taraf. Yani ben şeyi söylüyorum. Yani hem Batı'nın isteğini hem Batı baskısıyla Erivan'ın isteğini söylüyorum. Anladım. Bu tekrar gündeme taşınacak. Senin dediğin hadise evet. Daha önceki birinci normalleşme açılım doğru. Süreci. Doğru. Ama oradaki temel sıkıntı şuydu. Hani o da bir süre sonra şöyle izah edildi. İletişim kazası yaşandı denildi. Türkiye-Azerbaycan bağlamında. O arada Türkiye'de tabii genel olarak evet. Ankara aslında dik durdu. Evet. Azerbaycan işgal edilmiş Azerbaycan toprakları alınmadığı sürece bu sınırların açılmayacağı ifade edildi. Hı hı. Şimdi tabii yeni bir o yüzden Ankara ve Bakü arasında bir mutabakat çerçevesinde elbette, gerçekleşir bundan elbette sonraki ki süreçte. Sayın Erdoğan da ondan sonra Bakü'de mecliste konuşma yaparak bunu o dönemde de evet, o dönemde evet. Göstermişti. Evet. Şimdi yeni bir dönemde bence yeni bir şekilde bu sınırlar isteniyor. Neden isteniyor? Çünkü Paşinyan yanlısı Batı'nın desteklediği bu hükümetin ayakta kalması ancak Batı'yla yani Batı'nın orada sınırı olan Türkiye sınırlarının açılmasıyla daha sıkı ayakta kalabilir diye bir düşüncenin olduğunda görmemiz gerekiyor. Peki ben Sencer Hocam'a söyleyeyim. Bakü'nün ve Ankara'nın yaklaşımı net. Yani Hasan Hocam çok net bir şekilde diyor ki yani Bakü'de Ankara'da diyor ki gel bölgede bu hatırlayın Sencer Hocam bunu çok konuştuk. Altılı platform bağlamında gel bölgesel olarak evet. Ya da en azından 2-3 devlet olarak biz burada bir kazan kazan formülü içinde gidelim İşbirliği ama yapalım. İşbirliğiyle ve bu burada Batı da zaten buna hazır. Ama bu yemin sonrası onu bir kez daha altını çizelim. Erivan'ın cevabı Karabağ'dan ve Nahçıvan'dan farklı. Yani bu böyle bir çözümü istemediği şeklinde mi bizim yorumlamamız gerekir? Yoksa Erivan ya da Paşinyan ya da işte aslında temel sorun Ermenistan dediğimizde hangi Ermenistan? Yani Karabağ klimi, klanı mı? Evet. Erivan mı? Erivan'ın içinde de hadi diyelim Paşinyan. Yoksa diaspora mı? Sizce burada Karabağ ve Nahçıvan üzerinden provokasyonlar Sayın Aliyev'in bu açıklamaları da göz önünde bulundurulduğunda ki bir taraftan barış çubuğu da uzatıyor ama diğer taraftan da sopayı gösteriyor, elinde tutuyor. Doğru. Nasıl değerlendiriyorsunuz Sayın Hocam? Bence Erivan, özellikle Paşinyan, Batı ile birlikte Türkiye-Azerbaycan münasebetlerini test ediyor. Hı hı. Ne kadar sağlam bu aradaki bağ? Yani Türkiye acaba hani Abdullah Gül zamanında olduğu gibi futbol diplomasisi efendim Bursa'da Azerbaycan milli takımı oynarken Azerbaycan bayraklarının stada sokulmaması gibi bir durum olabilir mi acaba? Hı hı. Yani buradaki şey Türkiye sıkışmış bir durumda olduğuna göre acaba Türkiye'yi Azerbaycan'dan koparabilir miyiz burada? Olay budur. Evet. Dolayısıyla Türkiye'nin ve Ankara'nın da Bakü'nün burada birlikte mesaj vermeleri lazım. Bizi koparamazsınız. Problem bir bütündür. Bütüncül olarak ele alınmalıdır. Bütüncül olarak ele alınırsa biz de katkımızı koymaya hazırız demek lazım. Yoksa tek taraflı olarak bu bağın test edilmesine ve hatta kapının bu şekilde açılmasına, zorlanmasına imkan vermemek lazım. Demek ki deneyecektir karşı taraf buna hep. Ama siz taviz vermeyeceksiniz. Dik duracaksınız yani. Bu çok önemli. Doğru.
Peki Cem Hocam, şimdi burada bakıldığında özellikle Rusya'nın oynamaya çalıştığı oyun fazlasıyla dikkat çekici. Bir taraftan Bakü'nün bir adım yanında gibi, ama diğer taraftan da bakıldığında Ermenistan'ın bu tutumlarında Rusya'nın adeta cesaret verici bir yaklaşım sergilediğini görüyoruz. Ki örneğin yine Sayın Aliyev bir Türk televizyonuna bu anlamda verdiği röportajda diyor ki Rusya Ermenistan'ı silahlandırmaktan vazgeçmeli. Ne dersiniz? Doğru diyor Sayın Aliyev ama evet. Şimdi burada tabii şöyle bir durum var. Azerbaycan hem ekonomik olarak güçlendi. Evet. Sovyetler Birliği'nin almasından bugüne. Hı hı. Hem de Türkiye ile hakikaten çok uyumlu bir ikili oldular. Evet. Evet. Rusya Federasyonu'nun bölgedeki çıkarlarını düşündüğümüz zaman elbette bir dengeleme yapmaları lazım. O zaman da işte en kolay dengeleme nedir? El altından Ermenistan'ı desteklemek. Belki hani orada bir ilerleme olursa şey yapmak. Bunlara bakın bizim sayemizde ilerleyebildiniz demek, ama işte 44 gün savaşında da ortada durdular. Hatta Azerbaycan tarafında neredeyse diyebileceğimiz bir yer aldılar. Dolayısıyla neye bakıyoruz biz Rusya genelinde? Temkinli bir politika, benim güney sınırlarıma çok fazla problem çıkmasın. Ben buralarda hala bir etkin güç olarak yer alayım. Buradaki devletleri başat güç olarak yönlendirebileyim. Ama Türkiye ile Batı'yla işbirliği içerisinde bunu yapabileyim, ya da İran'la. Şimdi bu açıdan baktığımızda tabii işte Ermenistan'a bir yakala diyor, bir bırak diyor falan. Tavşana kaç, taziye tut mu diyorduk. Evet. Yok bu, ama tavşana da kaç diyor, tavşana da tut diyor. Yani hepsi aynı ülkeye öyle evet. Bir şey var. Evet. Kaçan da tutan da tavşan bu şeydi. Evet. Şimdi tabii o bir şey, Batı anlamında da tabii işte Fransa bu bölgede bir yeniden güç olmak istiyor. Evet. Ama hani işte Suriye'de ABD'nin yerine gireriz dedik, sarı yelekliler başlarına sarıldı. Macron işin içinden nasıl çıkacağını bilemedi. Şimdi de işte bu Ermenistan'ı desteklemek filan pek bir şey. Aliyev güzel açıkladı. Marsilya'yı Ermenilere verin. Orada bağımsız bir cumhuriyet kurun dedi. Ermeni Cumhuriyeti. Değil mi? Evet. Gayet iyi. Evet. Hem Akdeniz'de yani de açılım olur. İyi olur. Fransa azalan nüfusuna çare mi bulur? Yok. Orada Ermeni devleti yaratacak. İkinci bir devlet. Karabağ yerine. Tabii. Ermenistan'la birlikte. Hı hı. Yani Erivan yine duruyor diyorsun. Erivan duracak. Bir de Marsilya'da Akdeniz'e açılan bir devlet. Fena yapıştı. Değil aslında evet. Ya. Valla gayet iyi yani. Hı. Evet. Marsilyalılara sormuşlar mı? Onu bir şey yapmak lazım. Çünkü Marsilya'da da çok fazla Arap var. Tabii. Fransızlar tabii Karabağ'ı sormuyorlar. Çok fazla ne var dediniz? Arap, Müslüman. Onlar şeyden yanlaşıyor galiba değil mi? Yani orada bir sorun yok. Evet, onları. Yani Suriye boyutuyla baktığımızda, evet. Lübnan boyutuyla baktığımızda herhangi bir o anlamda biz bir şey duymadık. Bir şey görmüyor. Fransızlarla da güzel anlaşıyorlar. Evet. Olur yani. Evet. Gayet iyi. Çözümü bulduk galiba. Tabii. Evet. Tabii. Yani daha doğrusu Sayın Aliyev bulmuş. Sayın Aliyev buldu. Hatta yardımcı da olabileceğini ifade etti parasal olarak. Öyle mi? Taşıma konusunda falan. Öyle mi? Yok şey, orada kurulması. Ha, evlerini bile yaparız diyor. Tabii tabii. O gayet iyi yani. Cömertlik. Evet Cem Hocam. Evet. Yani dolayısıyla şimdi Ermenistan'ın da aslında bölgeye entegre olması, ben şey gibi düşünüyorum. Yani bu
saçma sapan toprak iddialarından vazgeçerlerse Gürcistan nasıl sistemin içerisinde ve Türkiye ile ticari ilişkileri çok yüksek. Aynı şey Ermenistan'a da olabilir çünkü bir şeyleri yok. Bir üretimleri yok, sanayileri yok, kendilerine ait doğru dürüst bir hizmet sektörleri yok. Dolayısıyla hani Erivan'da Tiflis gibi olabilir. Tiflis deyince nasıl işte alışveriş merkezi var, gidiyorsunuz, bütün mağazalar Türk mağazaları, bilmem işte yemek katına çıkıyorsunuz, kasalar Türkçe yazıyor falan. Şimdi aynısı Ermenistan'ın başına gelecek. Eğer bir ekonomik açılma, bir barış süreci olursa. Dolayısıyla da tabii bunu engellemeye çalışan işte Ruslar, Fransızlar, Karabağ, Kri, işte aklınıza kim geliyorsa bunlar farklı şekillerde bu değişimin olmaması için uğraşıyorlar. Ama tabii bunu yaparken de ne diaspora, ne Fransızlar, ne Ruslar, ne başkaları, Amerikalılar mesela şey yapmıyorlar. Ermenistan'a hani bir işleyen ekonomi kurmak için bir fayda sağlamıyorlar. Onu da hani unutmamak lazım. Evet. Şimdi burada tabii öyle görünüyor ki ateşkes, ki yine Sayın Aliyev'in bu Türk Televizyonu'na verdiği açıklamada söz konusuydu. Yani bizi bir ateşkeste 30 yıl oyaladılar. Da 28 yıl diyelim. Biz bir 28 yıl daha oyalanmayacağız diyor. Yani bunun anlamı çok açık. Yani bir kere Türk Televizyonu'na böyle bir açıklama yapması bence oldukça önemli. Bu çünkü bir yeniden savaş noktasında biz hazırız diyor. Yani Rusya'ya verilen bir mesaj da var bu burada. Yani bilmiyorum tabii, sen o bölgeyi çok iyi çalıştın, Kafkasları çok iyi bilirsin. Rusya bu mesajı nasıl alacak, böyle bir açıklamayı nasıl değerlendirecek sence? Ben onun Sayın Aliyev'in açıklamasını iç politikaya dönük olarak yorumluyorum. Rusya'ya dönük olarak. Çünkü bir an önce diyor bu koridorları hayata geçirelim diyor. Anladım ama bence o iç politikaya dönük bir söylem. Çünkü halkta da bu beklentileri cevap vermek gerekiyor. Yani ben şu anda Rusya'yı zorlayan herhangi bir adımı Azerbaycan'ın atacağını düşünmüyorum. Çünkü biraz önce verdiğim rakamları özellikle söyledim. Zaten nüfus olarak çok hızlı bir şekilde eriyen bir Karabağ var. Yani şu anda Azerbaycan Bakü yönetimi sabırla bekleyecek bu erimenin devamı için. Laçın koridorunun alınmasını çok önemliydi. Bu alındı. Zaten kontrol altında tutuluyor. Onun için Karabağ eriyecek ve içeriden boşalacak. Hızlı bir şekilde boşalıyor. Ondan sonra zaten iş daha da Zengazur gelir mi diyorsun? Kolay mesela olacak. İkincisi Azerbaycan bırakın topraklarını almayı, Sovyet döneminde Ermenistan sınırları içerisinde kalmış Azerbaycan köyleri vardı, adacıklar şeklinde. Bu Orta Asya'da da böyle yerler vardır, adacıklar. Başka bir ülkenin toprakları içerisinde kalan topraklar, bunları bile aldı ve Azerbaycan toprağını, Azerbaycan bayrağını bu köylere dikmeyi başardı. Şimdi böyle bir Azerbaycan söz konusu, güçlü bir Azerbaycan söz konusu ve arkasında da tereddütsüz duran bir Türkiye var. Onun için yani Azerbaycan şu anda yani zamana, süreç Azerbaycan'ın aslında lehine mi işliyor? Kesinlikle lehine işliyor. Artık yani o ateşkes anlaşmasındaki boşluklar, evet, her ne kadar yani Bakü aleyhine gibi gözükse de, evet, Zengazur bağlamında, evet,
Ama konjonktür her halükarda Bakü'nün lehine. Kesinlikle diyorsun. Konjonktür olsun, yapılanmalar olsun, hı-hı, Bakü'nün lehine. Şu anda sabırla bu lehte durumun daha da ilerlemesi için bekleniliyor. Bence doğrusu da şu anda bu. Evet. Ki 44 günlük savaş boyunca bile Ermenistan, Ermeni topraklarına, Ermenistan topraklarına doğru savaşı çekmek istedi. Ama bunu gerek Ankara, gerek Bakü bu tuzağa düşmedi. Ve Ermenistan topraklarına karşı herhangi bir harekatın olmadığını da gördük. Yani bir taraftan Karabağ, diğer taraftan Nahçıvan. Niye Nahçıvan? Nahçıvan da önemli bir nokta. Yani sonuçta Türkiye ile de sınırı olan. Yani Türkiye'yi de mi bir şekilde provoke etmek tabii istiyor? Tabii asıl Türkiye, soruyorum. Türkiye'yi evet. Provoke etmek yani istiyor. Yani oradan Türkiye ve Rusya'yı mı karşı tabii, karşıya getirmek yani, istiyor? Tabii yani 44 günlük savaşta da bunu gördük. Yani ciddi bir şekilde Türkiye'yi açık bir şekilde savaşın içine çekmek istedi. Ve Rusya ile de karşı karşıya bırakmak istediler. Yani şu anda Rusya'da özellikle aydınlar seviyesinde ve özellikle basın içerisinde ciddi bir Ermeni lobisinin olduğunu ve bu Ermeni lobisinin de Türkiye düşmanlığı yaptığını görmemiz lazım. Hatta Rus bunu, Dışişleri Bakanlığı'nda da etkililer, doğru mu? Etkililer ama asıl bu medyada, diyorsun. Medyada evet. Ki bu yani öyle bir kullanıyorlar ki sanki Ruslar Türkiye'ye düşmanlık yapıyor şeklinde üstü örtülü bir propagandayı yaptığını. Bunu Putin'e rağmen yapabilirler mi? Kesinlikle yaparlar. Hı. Yani bu medyayı çok iyi kullanan bir Ermeni lobisinin olduğunu görüyoruz. Hı. Ama şu var, yani tabii ki Rusya yani nüfusu olarak da etkinlik olarak da büyük. Burada çeşitli lobileri görmekteyiz. Ama etnik olarak Ruslara baktığımız zaman da yani devlet içerisindeki Ermenistan'ın dediğimiz gibi Paşinyan hükümetiyle birlikte batıya kayış süreci zaten Rusya'yı çok tedirgin etmişti. Ve bundan dolayı da Karabağ Savaşı'nda bir ders verme ve Ermenistan'ı tekrar dizayn etme isteğini Rusya'da gördük. Evet. Fakat 44 günlük savaş sonrası Paşinyan hükümeti ve Paşinyan hareketi diyelim tekrar Batı hareketi, tekrar Ermenistan'ı hükümeti almış durumda. Yani bu durumda Rusya'da ki en büyük diaspora Rusya'dadır, Amerika'da da değil. Ermeni diasporasıyla ki Çarlık zamandan beri Ruslar Ermenileri destekliyor. Ciddi bir kırılmanın başladığını da görüyoruz. Hem Ermeniler Rusya bizi sattı diyor, hem de Rusya'da Ermenileri artık güvenmiyor. Böyle bir ciddi bir kırılma başlamış durumda. O zaman Sayın İmer Hocam'a, Sencer İmer Hocam'a sorayım. Bu kırılmadan dolayı mı Rusya fren yaptı ya da süreci ağırdan alıyor? Efendim, Rusya şu anda erişmek istediği noktada, yani hem Azerbaycan'da hem Ermenistan'da dengeyi kurmuş vaziyette. Türkiye'yle de aynı şekilde, Türk dünyasıyla da aynı şekilde. Burada dikkatli olması lazım. Bir tarafa çok fazla ağırlık verdiği takdirde diğer tarafı karşısına almış olacak. Onu istemiyor tabii. Ama uzun vadede bakılacak olursa bence Azerbaycan'la olan münasebette çok önemli başka bir faktörü de değerlendirmek lazım. Azerbaycan Türkiye'den farklı olarak İsrail'le olan münasebetlerine ve Yahudi lobisiyle olan münasebetlerine başka türlü organize etti. Ve bunun çok büyük bir ağırlığı var. Onu belirtmek istiyorum.
Dolayısıyla onu açık bir şekilde de kullanıyorlar. Onun için Azerbaycan burada diplomatik olarak bir üstünlüğe sahip. Ermeniler bunun karşısında ne Batı'da ne de Rusya içerisinde çok fazla ağırlık koyamıyorlar. Çünkü malum İsrail lobisi iki tarafta da büyük bir ağırlık taşımaktadır. Bu çok önemli, bu söylediğim şey. Dolayısıyla Türkiye bunu yapabiliyor mu? Hayır. Türkiye'nin başka bir durumu var. Filistin angajmanı var. İsrail'le olan soğuk münasebetleri var. İsrail'in de Türkiye'ye karşı bir takım taarruzları var. Dolayısıyla Azerbaycan burada hatta İsrail ile Türkiye arasında bile arabulucu rolü oynamakta. Onu da söylemiş olayım. Yani Azerbaycan'ın bazı enteresan farklılıkları var. Bunu söyleyeyim. Ama başka bir nokta önemli. Azerbaycan'ın geliri petrol ve gaz ihracatı, özellikle petrol ihracatı sebebiyle Batı pazarlarına, Bakü Tüfli, Ceyhan boru hattı ve diğer gaz boru hattıyla, TANAP'la düzeldi ve çok güçlü bir dolar geliri var. Bu dolar gelirini çok akıllı kullanması lazım Azerbaycan'ın kalkınması için, yalnız askeri güçlenmesi için değil ve gelir dağılımını düzeltmesi için. Eğer bunu yapmazsa, gelir dağılımı Azerbaycan içerisinde bozuk olursa, o zaman Afganistan'dan başlayan, biraz önce anlattığım o Selefi hareketlerin hedeflerinden birisi Azerbaycan olabilir. Dikkat çekiyorum. Ciddi bir hedef olabilir. Yani o açıdan yanlış yapmamak lazım. Zamanı boşa geçirmemek lazım. Ve Azerbaycan'ın milli gelirinin iyi bir şekilde dağılmasına gayret etmek lazım. Aynı şey Türkiye için de geçerli. Yani caminin önünde Taliban'ın yaptığı başarıyı lokum dağıtarak kutlayan vatandaş burada enteresan bir şey. Tavrı ortaya koyuyor. Düşünmeye değer. O bakımdan bizim de bunu değerlendirmemiz ve düşünmemiz lazım. Hem gelir dağılımı bakımından hem dini yorumların yanlış istikamete gitmesi bakımından. Bu fevkalade önemli. Bu Azerbaycan'ın Türk dünyasını ve Türkiye'yi de tehdit eden bir husus. Yani burada belki Taliban boyutunda bir takım duygu hallerini ifade etme var ama bunun çok daha farklı ötesinde bir şekilde psikolojik operasyonlarda malzeme olabileceği gerçeği de göz ardı edilmemeli lazım diyorsunuz. Yani bu sadece bunu unutmamak lazım. Evet. Ve burada Diyanet'e çok büyük vazife düşer. Bunu doğru dürüst yapmak lazım. Ve dini hassasiyetleri, özellikle farklılıkları ortaya çıkarmak, bu Vahabi Selefi anlayışın kökünden özellikle çocuklara intikal ettirilmemesi lazım. Çocuklara intikal ettirdiğiniz anda bu şekil nesiller yetiştiriyorsunuz ve bu şekil nesillerde başınıza dert oluyor. Yani eğitim meselesi burada büyük rol oynuyor. Biz bunları küçümsüyoruz. Hiç küçümsenecek meseleler değil bunlar. Ne evet. Türkiye'de, ne Orta Asya'da, ne de Azerbaycan'da evet. Ve FETÖ örgütü ortadan kalktı diyerek de sevinmeyelim. Onun yerine geçecek çok farklı başka örgütler de ortalıkta dolaşmaktadır. Evet. Hocam son 4 dakika Cem Hocam'a müsaadenizle sözü vereyim. Tabii, son sözleri. Estağfurullah. Son değerlendirmeleri sizden alalım Cem Hocam. Ne dersiniz? Özellikle burada Batı boyutuyla da bakıldığında Ermenistan'ın bu yaklaşımlarında Batı nerede? Batı çıkarı neredeyse orada. Fakat yani şimdi Hasan Kan Bulat da Sencer Hocam da çok güzel açıkladılar. Hani onların üstüne söyleyecek neyim var onu düşünüyorum bir yandan. Hakikaten burada Batı iki şey arasında tabii gidiyor. Yani birincisi Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Fransa'da güçlü olan Ermeni diasporası ve onların istekleri. Ama öbür taraftan da kendi çıkarları ve bu çıkarların gerçek hayatta nasıl karşılık bulacağı. Şimdi dolayısıyla seçim zamanları yaklaştığında işte Fransa'da önümüzdeki yıl Cumhurbaşkanlığı seçimi var.
ve Macron'un partisi ara seçimlerde çok kötü sonuçlar aldı. Var bölgesinde. Ondan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde şimdilik öyle bir şey yok ama tabii kongre seçimlerin olacak hani yakın zamanda. Dolayısıyla orada da Ermenilerin ne istediğini dinler gibi daha yapmamı. Amerika topa girmedi mi diyorsunuz? Girer yani. Ama şu anda tabii öncelikleri şey olduğu için hani Afganistan'dan çıkalım, Suriye'den çıkalım. Hint Pasifik kuvvetlerin... diyorsunuz zaten. Yani baktığımızda... Evet, Pasifik'e döndürelim. Evet. Onun için hani Amerikan hükümetinin şu anda bu Azerbaycan Ermenistan şeyinde tam bir rol alacağını düşünmüyorum bir süre için. Fakat tabii Avrupa Birliği içerisinde de işte Almanya ile Fransa arasında görüş farklılıkları olduğundan hani o anlamda da bir tutarlı Avrupa Birliği siyasetinin bu bölge için geçerli olacağını ben çok düşünmüyorum. Anladım. O zaman bu daha bir süre daha sorun olarak devam edecek. Kesinlikle. Tabii. Yani sorun olarak devam edecek. O da o zaman yani Karabağ mevzunda senin dediğin aslında hadiseye işaret ediyor, tespite işaret ediyor. Sabırla bekleyecek. Sabırla bekleyecek. Ben Ermenistan devlet yapısının bir modern devlet yapısına dönüşebileceğini düşünmüyorum. Evet. Bu evet, ancak evet. Belki çok uzun vadede olabilecek evet, bir şey. Evet. Ama şu var, bu Türkiye üzerine iddiaları terk etmeden bir yine de bir normalleşmenin adımları belki bölge ülkeler arasında yavaş yavaş sağlanabilecek veya sağlanması da denenebilecek diye düşünüyorum. Yani şöyle bir hadise var. Tabii şimdi Karabağ mevzu çözülmeden tam olarak Karabağ ve bu anlamda Azerbaycan-Ermenistan arasındaki sorun çözülmeden. Çünkü sorun alanı daha çok burası evet. Olarak karşımıza çıkıyor. Burada ne Türkiye, Rusya, Azerbaycan, Ermenistan boyutuyla ne de Batı boyutuyla tam taşlarına oturmayacak. Bu da kaçınılmaz olarak Hazar ve ötesine de yansıyacak. O yüzden sorunun çözümü için ben gelecek haftaya biraz pas atıyorum. Çünkü son 30 saniye kaldı. Evet. Burada belki konuşulması gereken başka konular da var. Mesela biz Kafkasya'yı Azerbaycan-Ermenistan mevzunu sadece bu iki ülke ile ağırlıklı olarak evet. Düşünüyoruz ama bölgesel. Aslında çok daha geniş. Bölgesel. Ki altılı platform deniliyor. Gerçi Sencer Hocam söylemişti buna daha geniş bakmak gerekir diye. Bir Hazar platformu, Hazar çerçevesinde de bakmak lazım. Çünkü Kafkasya'nın buradaki istikrarı aynı zamanda Hazar ve ötesi açısından da gerekli. Sencer Hocam, Cem Hocam çok teşekkür ediyorum. Programın sonuna geldik. Biz bunları konuşacağız yine. Sayın Kambolat, size de teşekkür ediyoruz. Unutmadık biz sizi. Teşekkür ederiz. Ve her zamanki gibi en büyük teşekkür değerli izleyicilerimize. Haftaya aynı gün ve aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.